Efendim günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 3 Nisan 2024 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Dileğimiz, temennimiz bu ama maalesef memleketimizde acı haberler de var. O haberleri de ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul'da dün bir yangın felaketi yaşandı. 29 işçi hayatını kaybetti bu yangın felaketinde ve biz bugün neden başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Bu felaket nasıl oldu, neden oldu? Buna dair de yine bizim soracağımız sorular var. Belki sizlerden de gelecek olan yanıtlar olacaktır ve yetkililerden esasen istediğimiz yanıtlar var. İstanbul'da yangın faciası. 29 işçi hayatını kaybetti. İbrahim, Şivanlar içeride, ata içeride. İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yangın çıktı. Onlarca işçi tadilat için içerideydi. Dakikalar geçtikçe acı katlandı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. İlk raporlara göre yangın sırasında tüp patlaması alevleri parlattı. Sardı dış cepheyi. Apartmanlar ne durumda? İçerisi ne durumda? Tam da giriş orası ha. Milleti boşaltmalar lazım. Baban çıktı bak Emre, baban çıktı. Bu bina yanıyor. Her taraf kilit gördüğünüz gibi. Burada kimse yok. Hepsini hastaneye götürüyoruz. Gayrettepe'de bulunan bu 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katı yıllardır gece kulübü olarak faaliyet gösteriyordu. İçeride ise iddiaya göre tadilat vardı. İşte yapılan ilk açıklamalara göre o tadilat sırasında yangın çıktı ve o sırada da içeride çok sayıda kişi vardı. Bir şey patlamış diyor. Yani bu makine gibi bir şey patlamış, odur. Onu öyle diyorlar. Bilmiyoruz ama nasıl bir patlamaysa yani burası bir facia dönmüş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. İşte o gece kulübü 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında büyük bir işletmeydi. Günlerdir tadilat nedeniyle hizmet vermiyordu. İşçiler çalışıyordu. Öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede katları sardı. İtfaiye aradım ben, geliyorlar. Aradın mı? Aradım, geliyorlar. Eşi çıkmış, amcası içeride, çocuklar orada. Herkesin birisi var. Burayı açın. Kalabalık bir açılsın. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşındı. Hastaneye kaldırıldılar ama acı haberler birbirini izledi. Yaşanan tam bir faciaydı. 29 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin tadilat için içeride olan işçiler olduğu açıklandı. Çalışanlardan da büyük bir ihtimal içerisinde mahsur kaldılar. İçeride belli bir kısım çalışanlar ve tadilat için gelen çalışanların olduğunu duyduk. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alevler söndürüldü. Şimdi ise itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürüldü. Kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Süreç bu şekilde, hepimizin başı sağ olsun. İtfaiye ekipleri henüz raporu tamamlamadı ancak ilk belirlemelere göre yangın sırasında tüp patladı. Elyaflarda alev alınca yangın şiddetlendi. Aman Allah'ım. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 müfettiş, 3 savcı görevlendirildi. Başta 2 iş yeri ortağı, mesul müdür, muhasebeci, işletme müdürü ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu olmak üzere gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Gece kulübü ortaklarının ve işletme müdürünün kasten yaralamadan suç kayıtları olduğu belirlendi. Allah rahmet eylesin. 29 işçi, bu facia nasıl oldu, nasıl yaşandı? Bir tedbirsizlik ya da herhangi bir yere, bir kuruma bilgisi verilmiş miydi? O tadilat, hani iddiaya göre tadilat yapılıyordu. Buna dair bir bilgi verilmiş miydi? Bunun kontrolleri iş güvenliği açısından yapılmış mıydı? Yapılsaydı 29 işçi hayatını kaybeder miydi? Büyük bir yürek ağrısı. İnsanlar hayatını kaybetti burada yaşanan faciada, çıkan yangında. Gazetelerin manşetinde yine yer alıyor. Milliyet gazetesi ölüm kulübü manşetiyle bugün okurlarının karşısında. Hemen gelsin. Birazdan adli tıbbın önüne de gideceğiz. Aileler orada hayatını kaybeden işçileri, onları almak için ve toprağa vermek için adli tıpta bekliyorlar. Birazdan orada o can yakıcı adreste olacağız maalesef. Milliyet gazetesi manşetine baktığımızda ölüm kulübü, Gayrettepe'de 16 katlı binanın altındaki ünlü gece kulübünde kaçak tadilat yapılırken yangın çıktı. Çoğu işçi 29 kişi ya yanarak ya da dumandan zehirlenerek can verdi. 8 gözaltı var. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan hemen adli tıbba gideceğiz. NAV Haber'den Özgür Arslan bizleri bekliyor. Adli tıpta aileler ne durumda? Oradaki durum nedir? Notları Özgür Arslan'da. Özgür. Günaydın İlker Karagöz. Evet, adli tıp maalesef ki bu tarz olayların ardından hemen ardından acının da merkezi haline geliyor. Çünkü hayatını kaybedenlerin eğer hastanedelerse bile getirilecekleri bir sonraki adres adli tıp kurumu oluyor. Buraya da hayatını kaybedenler tek tek getirildiler. İncelemeler yapıldı. Kimisi ailelerine teslim edildi. Bugün cenaze törenleri olacak. Kimisi içinse hala inceleme çalışmaları devam ediyor. Buraya getirilmeleri önemli çünkü ne sebepten öldüklerinin, hayatlarını ne sebepten kaybettiklerinin tespit edilmesi gerekiyor. Yangın mı, duman mı, patlama mı, bunun şiddetinin ne olduğuna dair tespitler yapılması gerekiyor. Bu tespitlerde hayatını kaybedenleri elbette ki geri getirmez ama artık onların aileleri için bir hak mücadelesi başlıyor yakınlarını toprağa verdikten sonra. İşte o hak mücadelesi sürdürülürken, adalet arayışları sürerken de buradan alınacak raporların, tespitlerin çok büyük önemi olacak. Çünkü çok sayıda soru işareti var bu yangınla ilgili. En önemlisi de ruhsatlandırması ne zaman yapılmıştı? Çeşitli bilgiler var ama ilk olarak 1987 yılında, sonrasında 2006 yılında en son itfaiye raporunun 2006 yılında alındığına dair tespitler var. 2018 yılında yeniden bir ruhsatlandırma yapıldığına dair tespitler var. Fakat itfaiye raporu yeniden alındı mı? Ruhsatlandırma yapılırken o rapor tekrar alınıyor mu? İçerisi ne şekildeydi? Bu bir tadilat çalışması olarak anlatılıyor. Fakat bu tadilat çalışması ne yöndeydi? Bir dekor, burası bir gece kulübü olduğu için orada bir hareketlilik yaşanması için gereken bir süsleme miydi? Neydi bunlar ve projeye uygun muydu? Bu kadar çok insanı içine alabilecek bir gece kulübünde, o kadar çok insanın bulunacağı bir alanda yeteri kadar kaçış noktası kalabilmiş miydi bu tadilat? Tadilatlardan sonra biz bunların ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin 6 dakika içinde, ihbar geldikten sonra 6 dakika içinde olay yerine ulaştıklarını biliyoruz. 6 dakika kısa bir süre gibi görünse de tabii ki insan hayatı için çok önemli bir süre, ancak bu kadar hızlı bir şekilde müdahale edilmesine rağmen bu kadar büyük bir acının yaşanmış olması da içerideki malzemelerin neler olduğuna dair soru işaretleri oluşturuyor. Strafor deniyor, matkapla çalışma deniyor. Şimdi bütün bunlar ya da kaynak yapma deniyor. Bütün bunlarda yanıcı, patlayıcı maddelerin işte alev alabilecek maddelerle bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Tadilatı yapanlar kimlerdi? Başlarında kim vardı? İş güvenliği uzmanı var mıydı? Bütün bunlarda soru işaretleri. Buradaki ailelerin de aklında bu soru işaretleri var. Fakat öncelikle sevdiklerini, yakınlarını, çocuklarını, eşlerini buradan almak istiyorlar. Sonrasında onları toprağa emanet etmek istiyorlar ve sonrasında tabii ki de bütün bu soru işaretlerinin peşine onlar da düşecek İlker. Onlar da evlatları için, yakınları için adalet ararken bu soru işaretlerinin yanıtları da onlara ışık olacak. Özgür Arslan adli tıptan, acının merkez üstünden notlarını aktardı. Pek çok soruyu da aynı zamanda sormuş oldu. Özgür, teşekkürler. Birazdan yeniden bağlanacağız. Belki ailelerden edineceğin yeni bilgiler vardır. Ona dair de bir yayın gerçekleştireceğiz. Adli tıpta olmaya devam edeceğiz. Ve adli tıptan sonra gideceğimiz bir başka yer durak kuşkusuz acının merkez üssü olacak. O gece kulübünün olduğu yer. Oraya da gideceğiz. Oradan da yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bugün bizim başlığımız neden? Bu başlık altında konuşuyoruz dedik. Van'da mazbata kazanana değil de kaybedene neden verildi? Siyasette bunun yansıması ne şekilde? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Ayrıca neden TÜİK'in enflasyon verileriyle vatandaşın enflasyon verileri senelerdir tutmuyor birbirini? Onu da konuşalım. Ekonomiyi de konuşacağız. Yerel seçim gündemini, bugün yine pek çok konuya, pek çok başlığa birlikte bakma imkanımız olacak. Fenerbahçe olaylı Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kongre üyelerine bir çağrı yapmıştı. Ve dün akşam stadyumda, Şükrü Saracoğlu stadyumunda kongre üyeleri ve Fenerbahçe yönetimi buluştu. Ligden çekilme dahil pek çok konuyla ilgili, pek çok restle ilgili aslında Fenerbahçe yönetimi kongre üyelerinden olağanüstü genel kurulda yetki istedi. O yetki de verildi. Peki hangi başlıklarda verildi? Onu da göreceksiniz. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. 3 Nisan 2024 tarihinde, bu çarşamba günde. Peki şuradan devam edelim. Van'da mazbata neden kazanana değil de kaybedene verildi tartışmaları. Çıktı, bu seçim hezimetinden sonra halkın iradesine saygı duyacağız demiştir. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Bu gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. Bu açık ve seçim Van halkına karşı yapılan bir darbedir. 2009'dan beri kayyumla yönetilen Van'da 55,48'lik oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dem Partili Abdullah Zeydan'ın mahkeme kararıyla seçilme yeterliliği iptal edildi. İl Seçim Kurulu Zeydan'ın yarısı kadar oy alan AK Parti adayı Abdülhatar Vas'a mazbatayı verdi. Dem Parti SK'ya itiraz başvurularını yaparken Van'da sokaklar karıştı. Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır ve Hakkari'de olaylar çıktı. Van'da başlayan olaylar sokakları karıştırdı. Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt'te izinsiz gösteriler polis müdahalesiyle son buldu. Biber gazlı müdahale sonrası ekipler 6 ilde 89 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik gerekçe gösterildi. Bitlis ve Van'da 3-17 Nisan arası gösteri yürüyüşü, toplantı yapılması yasaklandı. Van Valiliği kente giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceğini duyurdu. Siirt'in Pervar ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Abdullah Zeydan 2016 yılında örgüte yardım ve propaganda suçundan tutuklandı. 2019 yılında infazı bitti. 2023'te Zeydan'ın siyasi yasakları kalktı. 31 Mart'ta Dem Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu da adaylığını onayladı. İl Seçim Kurulu bu evrakların tamamını inceledi ve hiçbir yasal sorun görmedi. Hiç kimse itirazda bulunmadı. Kesinleşti ve seçime girdi. Seçimden 2 gün önce Cuma günü mesai saatinin bitmesine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı Dem Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması için başvurdu. Daha önce siyasi yasağını kaldıran mahkeme bu kez Zeydan'ın seçilme yeterliliğini iptal etti. Cuma akşamı saat 16.55'te Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aday YSK tarafından adaylığı resmileşecek, ilan edeceksin. Seçimi büyük bir farkla kazanacağız, olmadı diyeceksin. Biz kazanmak için bu yola çıkmışız. Kayyum atanmak için değil. Samimiyetle ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Kampanya sürecinde AK Parti'nin adayı Abdülhatar Vaz kayyum atanmak istemiyorum demişti, ancak İl Seçim Kurulu mazbatı %27 oy alan AK Parti adayına verdi. Ekrem İmamoğlu da ses yükseltti. Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dem Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Dem Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de AK Parti'nin itirazıyla seçim iptal edildi. 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Mazbata'nın verilecek olduğu isim AK Parti'nin adayı. Kayyum atanmak istemiyorum, ben bu şehri kazanmak istiyorum demişti seçimden önce. Şimdi o zaman bunu kabul etmiyorum diyebilir ya da bunu kabul etmiyorum diyebilir mi? Gazetelerin de manşetlerinde, gazete Pencere, Van'da Ali Cengiz oyunu kazanana değil kaybedene mazbata, Van sokakları karıştı ve seçmen iradesine darbe başlıklarıyla gazete Pencere'de bu haber yer alırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel halka pusu dedi. Seçimleri gölgelemeyin çağrısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ateşle oynuyorsunuz derken AK Parti oralı değil başlığını da görüyorsunuz. Siyasi darbe olarak nitelendiriyor. Dem Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bu kararı. Şimdi devam edeyim. Tabii memleketin çeşitli yerlerinde de seçimin ardından itiraz sesleri yükseliyor. Hatay'da da bunu duyuyorsunuz. Ordu'da hem de çok sert ifadelerle, kılıçtan keskin ifadelerle bunu duyuyorsunuz. Ordu'da İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz diyor ki hırsız var diyorum. Oylarımızı çaldılar diyorum. Maddi hatalar düzeldiğinde 3900 olan fark birden 3200'e indi. Çok sayıda sandığa itiraz ettik, çok sayıda ilçeye itiraz ettik. Tam 39.000 geçersiz oy var. En son vali eliyle milli irade hırsızlığına kalkıştılar. Seçim öncesinde en çok konuşulan illerden biriydi Hatay. Seçim sonrasında da gündemde. Bu kez başa baş geçen bir yarış sonrasında seçim sonuçlarına yapılan itirazda CHP usulsüzlük iddiasıyla sonuçlara itiraz etti. Valinin "görevimizin başındayız" fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla ya da bazı hukuksuzluklarla bir oyun bile ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum. Seçim gecesi CHP'nin adayı Lütfü Savaş'la AK Parti adayı Mehmet Öntürk arasında gidip geldi sonuçlar. Gecenin sonunda AK Partili Öntürk 3200 oy farkıyla seçimi kazandı. Geçersiz oy sayısı 38.903. CHP seçim kurullarına itirazını yaptı. CHP Hatay'da oyların yeniden sayılmasını istiyor. Biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Oyların yeniden sayılmasının bu rezaletin önüne geçeceğini düşünüyoruz. Hırsız var diyorum. Oylarımızı çaldılar diyorum. Bu hırsızlar toplum vicdanında kendileri aklamadıkları müddetçe o belediye binasında oturamazlar. Ordu Büyükşehir'de ise İyi Parti 16.138 farkla seçimi kaybetti. İyi Parti adayı Enver Yılmaz AK Parti'yi hırsızlıkla suçladı. Seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kırklareli'nde ise CHP 403 oy farkla kaybettiği sonuçlara itiraz etti. Erzurum'un Aşkale ilçesinde de Yeniden Refah Partisi oyların yeniden sayılmasını talep etti. Pazartesi sabahtan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olağanüstü bir hareketlilik var. 5 yıldır sayılı bir şekilde görevinde olan belediye başkanı sabah saat 10.30'da belediyeye geldi. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında bulunan paraları başka bir kişilere bir şekilde ödeme yapmak istiyor. Manisa'yı 46 yıl aradan sonra yeniden kazanan CHP, MHP'li mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün hakkında gider ayak usulsüz ödemeler yapmaya çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Maskeye 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de 480 milyon TL karşı tarafa ödeme yapmak istiyor. Ödemeye imza atmak istemeyen muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım bugün işe gelmeyerek de Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlemine ortak olmak istemediler. Başkan seçilen Ferdi Zeyrek belediyenin parasının hiç edilmesine izin vermeyeceğim dedi. Halkımızın parasını daha göreve gelmeden nasıl sahip çıktıysak 5 yıl boyunca da devletimin parasına, halkımın parasına kendi paramdan daha çok sahip çıkacağım. Ve halkımın parasını bu şekilde bunlarca hiç edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Sokakta vermiş olduğu söz de buydu zaten. Halkın parasına sahip çıkacağım. Bir yandan da sizin yetişemediğiniz konularda yanınızda olacağım diyen bir belediye başkanı adayıydı. 31 Mart seçimlerinin ardından Manisa'da kazanan da Ferdi Zeyrek oldu. Daha mazbatayı almadan da isyan ediyor ve diyor ki kasayı boşaltıyorlar. Avukatlarla orada kasanın başında durmaya çalışıyor. Yine muhasebedeki personel imza atmak istemiyor ama bir şekilde de baskı yapılıyor bu personele. Açıklamaları geliyor. Ferdi Zeyrek'ten dikkatle takip ettiğimiz bir gündem konusu başlığıdır. Bir başka gündem başlığı kuşkusuz AK Parti ile ilgili. AK Parti bu seçimi neden kaybetti? Ona yanıt arıyor. Sokağa bir baksaydı, çarşı pazara bir baksaydı bunun net bir yanıtını görebilirdi belki yönetenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkanı ya da kurmayları. Bugün aslında konuşacağımız iller arasında olsun. Yeniden Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi'nde biliyorsunuz kazandığı iki şey var. Birisi Yozgat, diğeri Şanlıurfa. Ve Bekir Bozdağ mesela. Bekir Bozdağ özelinde isterseniz bir parantez de açmış olalım. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ Yozgatlı, milletvekili seçildiği yer Şanlıurfa. Bekir Bozdağ bu iki ilde de devreye girdi. İki ilde Yeniden Refah Partisi kazandı. Şimdi AK Parti ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Neden olduğunu, Türkiye haritasının ağırlıkla neden kırmızıya boyandığına bir yanıt bulmaya çalışıyor. Oysa sokağa baksaydı, oysa et kuyruklarına, ekmek kuyruklarına baksaydı, askıda fatura uygulamalarının ne kadar kıymetli olduğunu görebilseydi sosyal belediyeciliğin, bugün bunlar yaşanır mıydı acaba? Bir başka soru işareti. Devam edelim. AK Parti MYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla konuşması, kulislere sızanlar. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. AK Parti'de seçim mağlubiyetinin faturası kimlere kesilecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Partili Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan eleştiriler peş peşe geldi. Bir ilde onca vekiliniz olacak, belediye yıllar yılı elinizde olacak, seçim sürecinde bir bakan gidip öbürü gelecek, Erdoğan gibi milletin gönlünde taht kurmuş bir lideriniz olacak ama buna rağmen kaybedeceksiniz. Tepeden bakanlar tepe taklak olurlar. Bu net bir yenilgi. Bu bir dip dalga değil, görünen köydür. Bu sonuç ne CHP'nin ne Yeniden Refah'ın kalıcı başarısıdır. AK Parti'ye çok sert balans ayarıdır. Bir siyasi afettir. Uzun yıllar AK Parti ile çalışan siyaset bilimci İbrahim Uslu da İlker Karagöz'de Çalar Saat programında AK Parti'nin ilk seçim yenilgisini değerlendirdi. Patron benim dedi seçmen. Ekonomik meselelere sabrım tükendi, enerjim kalmadı, direncim kalmadı. Bundan sonra devam ederse mağduriyetler çok kötü yapacağım diyor bir sonraki seçime yönelik. Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. AK Parti için kale denilen büyük şehir ve iller kaybedildi. Gözler mağlubiyetinin faturasının kimlere kesileceğine çevrildi. Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Kulislere göre faturanın kesileceği isimlerden birisi Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Medya Tanıtım Birimi ile AK Parti İstanbul ve Ankara il başkanlarının görevden alınacağı konuşuluyor. Yetkili kurullardaki değişikliklerse onlar zaten Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Her zaman Cumhurbaşkanımızın bunu yapma yetkisi mümkündür ama bu konular bu MYK'da gündeme gelmemiştir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir değişiklik olmayacak demedi. Ankara'da konuşulan bir başka iddia ise Erdoğan'ın genel merkezdeki kurmay heyetinde yapacağı revizyondan sonra kabinede de değişikliğe gideceği. 17 bakanın sahaya inmesi seçimde başarı getirmedi. Fatura kimlere kesilecek AK Parti'de ve AK Partili Mehmet Metiner ne diyor? Tepeden bakanlar tepe taklak olurlar. O zaman Afyonkarahisar örneği belki de AK Parti'nin önündeki en önemli örnek olacaktır. Gelsin bir ekranlarınıza. Afyonkarahisar'da belediye başkanı adayıydı aynı zamanda. Yanında da Aile Bakanı, işte etraflarında korumalar. Nereye el sağladıkları belli değil ama üzerinde durdukları araç, o aracın lüks bir araç olduğunu sizler de görüyorsunuz. Böyle çakarlarla, etraflarında korumalarla sevgi yürüyüşüymüş. Böyle bir kortej oluşturulmuş. Etrafa Afyonkarahisar sokaklarında eller sallanıyor. Mutluluk fotoğrafları veriliyor ama halkın arasından değil. Lüksün ve şatafatın kasasından aslında bu fotoğraflar veriliyor. Bu görüntü veriliyor. Tekrar hatırlayalım. Ne dedi Mehmet Metiner? Halka tepeden bakanlar tepe taklak olurlar. Seçim sonuçları neden böyle oldu? Türkiye haritası neden kırmızıya döndü diye merak edilirken işte AK Parti'nin önünde en net, en somut görüntü, tablo. Afyonkarahisar'dan oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar'ı da kazandı. Yani pek çok şehirle birlikte, pek çok ilçeyle birlikte, büyük şehirler, illerle birlikte Afyonkarahisar'ı da Burcu Köksal'la kazanmayı başardı. Peki vatandaş o sırada nerede? Et kuyruğunda. Ya da nerede? Ekmek kuyruğunda. Ya da 200 liralık hediye çekiği için, burası da Diyarbakır, o kuyruklarda bekliyor. Engel olamıyoruz arkadaşlar. Acele edin. Kapıyı açtık, saat daha 10 geçiyor. Hala da bitmiyor maşallah. Duyan koştu. İlk 1000 kişiye 200 liralık hediye çeki izdihama yol açtı. Yıkılıyor ya Diyarbakır, yıkılıyor ya. Her yer yıkılıyor, her yer. Tıklım tıklım. Diyarbakır'da bir firma Ramazan Bayramı'na özel festival düzenledi. Alışveriş merkezine ilk gelen 1000 kişiye de 200 liralık hediye çeki vereceğini ilan etti. Duyuru sosyal medya üzerinden yapıldı. İzdihamın izdihamı. Ya böyle bir şey yok. Diyarbakır'a bak ya. Başı yok, sonu yok. Yıkılıyor ya. Özellikle de kadın giyiminde kullanılmak üzere dağıtılacak olan indirim çekleri sabah izdihama neden oldu. AVM önünde uzun kuyruklar oluştu. İzdihama engel olamıyoruz arkadaşlar. Karıştı Diyarbakır. Firma çalışanları izdihamın önüne geçebilmek için kalabalığı 10'ar kişilik gruplarla içeri aldı. Uzun bir bekleyişten sonra hediye çeklerine kavuşanlar standlara akın etti. Diyarbakır yerle bir maşallah. İzdiham, izdiham, izdiham bitmiyor. Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu ilgiden memnundu. 1000 dedik, 1500'den fazla kadına verdik. Sabah 10'da Ramazan günü hepsi geldi, kapıda kuyruk ve görüyorsunuz işte izdiham. Maşallah denilen aslında yoksulluğun izdihamı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. İşçiler, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, onlar 1 Mayıs'la ilgili nasıl bir ses yükselttiler? Hemen bu da bir not olarak gelsin ekranlarınıza. 1 Mayıs'ta Taksim istiyor işçiler. Bir simgesi var. Emekçilerin mücadelesinin, geleneğinin ve hepsinden önemlisi emeğe saygının bir simgesi var. Taksim Meydanı. Taksim Meydanı 1977'den beri yüreğimizdeki yaradır. Taksim Meydanı yeniden yasaklandığı 2013 yılından beri en büyük hasretimizdir. Bu yıl 2024 1 Mayıs'ında yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı 2013 yılından beri keyfi bir biçimde engellenmektedir. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız. Son olarak sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi tarihsel bir karar verdi. Kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve bu karar kesindir. İşte burada gördüğünüz bir paragrafını büyüterek sizlerle paylaştığımız Anayasa Mahkemesi kararı açıkça 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır diyor. Bu hakkı engellemek açıkça hukuk dışıdır. Şimdi İstanbul Esenler'deyiz ve Ankara'dayız. Yıkımlar ve o yıkımların neticesinde yaşanan bir can kaybı. Bizim çalışanlarımız iş yerimizdeyken bir anda yıkım işlemine başlıyor operatör. Adı kontrollü yıkımdı ama iddiaya göre çalışmaya başlarken hiçbir önlem almadı yıkım ekibi. Bina iş makinesinin bir dokunuşuyla çöktü. Kopan beton blok yandaki dükkanın üzerine yıkıldı. Üstelik de içinde çalışanlar varken. İstanbul Esenler'de can kaybı yaşanmadı ama Ankara'da moloz kaldırılırken yıkılan duvar 18 yaşındaki bir işçinin hayatına mal oldu. Hatta depremler aklıma geldi gördüğümde. Bu nasıl bir çalışma sistemi dedim. Ay şu an şok oldum ya, çok üzüldüm. Sonuçta bir insan öldü ve hayvanları saymıyorum bile. İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir binada yıkım çalışması yürütülüyordu. İddiaya göre ekipler çevredeki dükkanlara sadece 1,5 saat önce haber verdi yıkımı ve önlem de almadı. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkım çalışması yapılan binada çökme yaşandı. Kopan beton blok yan taraftaki hırdavat dükkanının üzerine düştü. Çalışanlar son anda kurtardı canlarını. Bir kişi enkaz altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. O anları cep telefonları görüntüledi. Yıkım kontrollü olmadığı halde yıkıma izin veriyorlar. Bina sallandı. Alt dükkan yıkıldı. Yıkıma hala devam ediyorlar. Operatörün yanlış bir hamlesiyle bütün bina bizim iş yerimizin üzerine yıkıldı. 3-4 çalışanımız son anda can havliyle kendini dışarıya attı. Hırdavat dükkanı harabeye döndü ama neyse ki can kaybı olmadı. Yıkımda olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Dükkan sahibi Muhammed Akman yaşananlara böyle tepki gösterdi. Ben böyle bir amatörlük görmedim daha önce. Şimdi yıkım işleminin de bir kuralı vardır. Başında bir mühendis, bir yetkilinin beklemesi gerekiyor kesinlikle. Sadece mal kaybı değil, can kaybı olabilirdi. Ankara'da ise kontrollü yıkım acı bitti. Çankaya'da yıkılan binanın molozları kaldırılıyordu. Kepçenin müdahale ettiği istinat duvarı çöktü. 18 yaşındaki Rasim Yılmaz göçük altında kaldı. 2 saatlik çalışma sonunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevre sakinleri yıkımda önlem alınmadığını öne sürdü. Başımıza sürekli bir şeyler düşüyordu. Bir hafta 10 gündür bu şekilde açık bir şekilde çalışılıyor. 18 yaşında işçi deniliyor. 18 yaşında bir genç, bir çocuk belki hayatını kaybetti. Neymiş? Kontrollü yıkımmış. Kontrollü yıkımda bakın bir ailenin hayatı nasıl mahvoldu. Şimdi Karabük'teyiz. Minibüs şoförü hayat kurtardı. Fenalaşıp yere yığıldı. Şoför bir an bile tereddüt etmedi. Güzergahını değiştirip minibüsünü hastaneye sürdü. Nöbet geçiren yolcuyu dakikalar içinde acil servise yetiştirdi. Karabük'te yolcu minibüsü şehir içinde seyir halindeydi. Durakta yolcu indirilirken başka bir yolcu sarı nöbeti geçirmeye başladı. Fenalaştı. Dengesini kaybederek yere düştü. Tam durakta yolcu indirirken bir anda bir ses geldi. Kütürleme sesi. Arkaya baktığımda bir hasta yere düşmüş. Nöbet geçiyordu adeta. Minibüsteki diğer vatandaşlar yolcuya müdahale ederken şoför Fatih Hakkaya güzergah dışına çıkarak aracını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Dakikalar içinde de hastanenin önündeydi. Diğer yolcuların yardımıyla nöbet geçiren vatandaş acil servise kaldırıldı, tedavi altına alındı. Yolcular da benimle aynı fikirdeydi. Bir an önce hastaneye gitmemiz yönünde beni yönlendirdi onlar da. Onlarla beraber hep beraber hastaneye yönlendik arabayı. İlk defa yaşadım ben. Biz de insanlık görevimizi yerine getirdik. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Fanatik Gazetesi ve Fanatik Gazetesi'nin de manşetinde ilk sayfasında yer alıyor. Fenerbahçe'den tarihi rest. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olaylı Trabzonspor maçının ardından yetki istedi. Kongre üyelerinden olağanüstü kongre çağrısı yaptı. Acaba toplanır mı toplanmaz mı denilirken dün maç yok, hiçbir şey yok. 30 bin taraftar kongre üyesi Şükrü Saracoğlu stadyumunda buluştu. Ve yine başkana, yönetimine destek vermek için. Burada ligden çekilecek mi Fenerbahçe? Bir alt ligde devam edecek mi? Süper Kupa'da yer alacak mı? Yoksa yurt dışında başka bir ligde oynamaya mı devam edecek? Nedir aklında ya da ne yapacak? Buna dair yetki istedi. Fenerbahçe'den, kongre üyelerinden o yetki de verildi yönetime. Haberi izleyelim, sonra notlarını bir kez daha paylaşalım. Hatırlatıyor ve ikaz ediyoruz. Futbol üzerinden bir yapı ülkemizi kaosa götürmeye, sürüklemeye çalışıyor. Edin Dzeko'ya, Tadiç'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum. Sizin istediğinizi genel kurulumuzda istiyor. Çıkın, ne yapacaksanız yapın, o şampiyonluğu bize getirin. Fenerbahçe ligden çekilmeyi rafa kaldırdı. Süper Kupa finali kararını ise henüz ilan etmedi. Urfa'ya seyahat planı yapmayın. Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Trabzonspor maçında yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Kaçmayın lan! Kaçmayın! Bir kez daha planlı ve organize bir zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya, emeklerimiz çalınmaya teşebbüs edilmiştir. Tepki göstermemek, isyan etmemek insan doğasına, insan fıtratına, hayatın olağan akışına aykırıdır. Kongre üyelerine olağanüstü kararlar için çağrı yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u statta yaklaşık 30 bin taraftar karşıladı. Dev bir pankartla, dik dur, eğilme tezahüratlarıyla. Hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak kendi göbek bağımızı kendimiz kesip her gün ölmektense bir kere ölmeyi belki de daha iyi bir yöntem yol olacağını düşünerek sizlerin huzurunuza çıktık. Figüran olmamakla meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi de iyi düşünmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'ye karşı namertçe saldırılar, planlı zorbalıklar yapılıyor dedi ve şampiyonluğun bir kez daha çalınmaya çalışıldığını savundu. Kongre üyelerinden tam yetki aldı. Bu ıslıklamalardan anladığım şu mu? Hiç çıkmayın, U19'da çıkacağımıza. Tarihi kongrede Süper Kupa maçında sahaya çıkmama seçeneği üyelerde ağır bastı. Ligden çekilme seçeneği ise şimdilik gündem dışı. Edin Dzeko'ya, Tadiç'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum. Sizin istediğinizi genel kurulumuzda istiyor. Çıkın, ne yapacaksanız yapın, o şampiyonluğu bize getirin. Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyeleri yönetimi cesur kararlar alabilsin diye dün Ostad'daydı, Ostad'ı doldurdu ve işte yapılan açıklamalarda bu şekilde. Fenerbahçe'den tarihi rest, bir Süper Kupa uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak ya da U19 takımıyla oynamak, ki U19 takımıyla oynamaya Fenerbahçe'nin kongre üyeleri razı değil. Ya çıkılmayacak? Ya çıkılmayacak. Böyle bir yerde duruyorlar. İki Türkiye Kupası önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak ya da 2 sezon U19 takımıyla katılmak. Bu da yine yetki istediği konulardan, başlıklardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'nin kongre üyeleri ve taraftarı yönetimin önünde ilerliyor. Desteğimiz de arkanızda diyerek de aslında bir resmi çekeceksiniz. O zaman bunu bir zorbalık olarak mı adlandırıyorsunuz? Arkanızdayız mesajını çok güçlü bir şekilde dün verdi. Bu arada Galatasaray'da kendi evinde biliyorsunuz Süper Kupa, ya düzeltiyorum, Süper Lig de devam ediyor. Kendi evinde maçı vardı ve 1-0 kazanmayı bildi. Bu şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde dünyadan da anlatacağımız önemli konular, başlıklar var. Bir vicdansızlık, bir kalpsizlik için sizleri götüreceğimiz yer, adres maalesef aylardır değişmiyor. Gazze'ye gideceğiz reklamların ardından. Erken gol attık. Maça da daha rahat başladık. Devamlı rakip bize de çok fazla oynama şansı verdi aslında. Yani hem geriden oyun kurarken, ikinci, üçüncü bölgeye geçerken çok rahat bıraktı bizi. Ama buna rağmen bence hücumda özellikle istediğimiz performansa ulaşamadık. Belki istatistiksel olarak maçın sonunda veri olarak çok öndeyiz ama kendi kalitemizin daha altında bir oyun ortaya koyduk. Bunun nedenlerinden biri tabii ki uzun bir ara olabilir. Çok gergin de bir ortam var. Genel ülke üzerinde gergin bir ortam var. Spor üzerinde, futbol üzerinde gergin bir ortam var. Bunlar da zaman zaman sahaya, yani siz psikolojik olarak oyuncuları ne kadar hazırlasanız da belki onları rakibinizin üzerinde kurduğunuz avantajlar, baskılar, bunları net bir şekilde anlatsanız da zaman zaman oyuncuların performanslarında bu tür maçlarda düşüşler oluyor. Ama bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ve bir sonraki maç daha da iyi bir şekilde sahada olacağımızı ve şampiyonluk inancımızı, hedefimizi daha net bir şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Son 7 maçı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Efendim günaydın, bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. 3 Nisan 2024 tarihinde, çarşamba gününde, bugün Türkiye'de siyasetin konuştuğu bir ismi de ağırlayacağız. NAV ekranlarında şimdiden söyleyeyim ve neden başlığıyla konuşurken hemen dünyanın gündemine bakacağız. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer günaydın. Günaydın. Gazze'de savaş artık 6. ayına doğru ilerliyor. 6. ay olmak üzere, Nisan'ın 7'si itibariyle 6. ay da olacak. Gazze'de ne yazık ki insanlık dramı da yaşanmaya devam ediyor. Biz seçim gündemiyle belki biraz unuttuk ama orada insanlar ölmeye, açlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Gazze'de yardıma ulaşmaya çalışanlar da, yardım ulaştırmaya çalışanlar da hayatını kaybediyor. Şimdi bu görüntüler Gazze'ye havadan yapılan insani yardımların görüntüsü. Zaman zaman o havadan yapılan yardımların paraşütleri açılmıyor. Az önce görüntüye de geldi. Sert bir şekilde insanların üzerine düşüyor. Ve yine zaman zaman izdiham yaşanıyor. İnsanlar o gıda yardımına ulaşabilmek için ne yazık ki birbirini eziyor. İzdiham nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti Gazze'de. Böyle görüyorsun işte bu izdihamın görüntüsü. Ve bazı yardımlar da denize düşüyor. Gazze'liler o yardımlara ulaşmak istiyor, denize giriyorlar. 12 kişi de ulaşmak isterken yardımlara boğularak hayatını kaybetti. Bu görüntü ise İsrail'in Dünya World Central Kitchen isimli yardım kuruluşuna ait konvoyu bombaladığına ait görüntüler. Burada da 7 kişi hayatını kaybetti. Bunu anlatacaksın. Hürriyet gazetesinde, bugün gazetelerin manşetlerinde de yer alan bir saldırıdır bu. İnsanlara yardım etmek isteyen insanlara yönelik saldırının notları. Bu ülke seni unutmaz. Dünyanın birçok ülkesine yardım götüren World Central Kitchen'ın 7 çalışanı Gazze'de İsrail saldırısında öldürüldü. Ölenlerden biri de Elbistan'da depremzedelere yemek pişiren Polonyalı Damian Sob oldu. İsrail yardım meleği Damian'ı katletti. Bu ülke seni unutmaz, dünya seni unutmaz diyelim bizler de. İşte musakka pişirmişti, deprem bölgesinde yer alışı, depremzedelere yardım edişi, o da Hürriyet gazetesinde haberleştirildi. Şimdi burada havadan yardımlar yapılıyor. O yardımları yapan ülkeler kimler? Belki onu da söylemek gerekiyor. Bir de nasıl bir ablukadır ki bütün dünyaya böyle kafa tutuluyor. İnsanların üzerine paraşütlerle yemek gönderiliyor, yemek atılıyor da sınırdan, denizden, karadan o yemekler, o insani yardımlar ulaştırılamıyor. Bunu da konuşmamız gerekir. Sadece Polonyalı değil, Avustralyalı, İngiliz ve Filistinliler de o yardım kuruluşuna çalışan, Amerika merkezli yardım kuruluşuna çalışan 7 kişi, 7 çalışan da hayatını kaybetti İsrail saldırılarında. Havadan yardımları yapanlardan biri İngiltere, biri Amerika, Ürdün Hava Kuvvetleri de havadan yardımları yapıyor ama işte o da insani değil aslında. Söylediğimiz gibi 18 kişi toplamda şu ana kadar resmi olarak açıklanan hayatını kaybetti. Yardımlara ulaşmak isterken insanlar ve yardım ulaştırmaya çalışanlar da hayatını kaybediyor. Sadece bombalar ve açlık değil, aynı zamanda salgın hastalıklarla da boğuşuyor Gazze'liler. Bir çöp krizi var Gazze'de. Tabii ki abluka altında olduğu için orada çöpler de toplanamıyor ve orada bir hava kirliliği oluşmuş durumda. İnsanlar cilt ve bağırsak hastalıklarına yakalanıyorlar. Yine insani yardımlar ulaşmadığı için ilaç da ulaşamıyor. İnsanlar hastalıkla da boğuşuyor. Salgın hastalıklar yüzünden de Gazze'liler hayatını kaybediyor. İşte toplanmayan çöpler, çöplerin üzerinden çıkan dumanlar. Orada Allah korusun bir yangın da yaşanabilir çöplüklerde. Yangınlarda yaşanıyor geçmişte örneklerini hatırladığımız üzere. Gazze'de açlık, bombalar ve çöp de artık bir kriz boyutuna ulaşmış durumda ve o kriz her geçen gün derinleşiyor. İsrail'de ise protestolar var. Netanyahu hükümetine yönelik protestolar var. Aileler, özellikle Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin aileleri Netanyahu hükümetine karşı protesto gösterileri düzenliyor. O gösteriler de 3. gününe girdi. Dün gece itibariyle 3. gününde erken seçim çağrısı yapıyorlar. Ve Netanyahu hükümetini savaşı kışkırtmakla, savaşı daha da kızıştırmakla suçluyorlar. Bir an önce de erken seçime gidelim, Netanyahu gönderelim diyor İsrailli protestocular. İsrail yine bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha attı dün. Suriye'de İran konsolosluğunu vurdu. Orada İran devrim muhafızları komutanlarından ikisinin de olduğu 7 kişi hayatını kaybetti ve İran, Hamaney dedi ki biz bunun karşılığını vereceğiz. Bunu yanıtsız bırakmayacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim bu saldırıyla ilgili bir dahiliyetimiz yok. İsrail henüz bu saldırıyı kabul etmedi ama tüm bölgedeki kaynaklar İsrail savaş uçaklarının bu saldırıyı düzenlediğine dair bilgiler paylaşıyorlar. Ve burada da gerilim daha da tırmanıyor. Bu ateşin bölgeye yayılmasından, savaşın başladığı günden beri bölgeye yayılmasından da endişe ediliyor. Bir sıcak gelişme var Tayvan'da. 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı gece saatlerinde. Orada da can kayıpları var ve tsunami uyarısı var. Binalar yıkıldı, devrildi, aydınlatma direkleri yerinden oynadı. Panikle kaçanlar geniş alanlarda toplandı. Tayvan 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Tayvan son 25 yılın en güçlü sarsıntısını yaşadı. Ülkenin doğusunda 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yıkıma sebep oldu. Çok sayıda can kaybı olduğu açıklandı. Kayıpların sayısına ilişkin resmi bir paylaşım yapılmadı. Depreme yolda yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolu sarsan deprem anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 20 dakika sonra ikinci sarsıntı yaşandı. Tayvan'da 6,4 büyüklüğündeki deprem bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Tayvan'ın başkenti Taipei'de tuzla buz olmuş binalar kameralara yansımadı ancak çok sayıda devrilen, yan yatan bina vardı. Ancak doğu bölgelerdeki mahalle aralarında yıkım görüldü. Deprem toprak kaymasına da sebep oldu. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binalarda insanları kurtarmak için çalışıyor. Depremin alt üst ettiği altyapı sorunu 23 milyon nüfusu mağdur etti. İnternet kesildi. İki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Tayvan'da 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrası. Evet, şimdi İsviçre'ye uzanalım. İsviçre'de de bir çığ felaketi yaşandı. İsviçre'nin bir tatil beldesinde yaşanan çığ felaketiyle 3 kişi hayatını kaybetti ve çığın düşme anlarına ait görüntüler de bu şekilde paylaşıldı. İşlerinden biri 15 yaşında bir Amerikan vatandaşı genç. O da hayatını kaybetti. Toplamda 3 kişi bahsettiğim gibi hayatını kaybetti. Sebebi ne peki? Sebebi şiddetli rüzgar. Zaten orada bulunan, hali hazırda bulunan kar kütlelerini harekete geçiriyor ve 3 kişinin ne yazık ki can kaybıyla sonuçlanıyor. Kamboçya'ya uzanalım. Kamboçya'da da bir otobüs ve trenin çarpışması. Kurallara uymayan bir otobüs şoförünün trenin kornasını, trenin ya da düdüğünü çalmasına rağmen o hemzemin geçide doğru ilerlemesi ve işte ardından yaşanan kazanın görüntüsü. Burada 45 kişi yaralandı, 5'inin durumu ağır. Kazadan sonra ise şoför olay yerinden koşarak uzaklaşıyor, kaçıyor. Evet, Kamboçya polisi de şimdi o şoförün, o sorumsuz şoförün peşine düşmüş durumda. Rusya'da da bir başka kaza ve kazaya müdahale için oraya giden itfaiye ekiplerinin başına gelen bir patlama görüntüsü. Bir kamyonda yangın çıkıyor. Burası Moskova. Moskova'nın bir otoyolu. Moskova'da bir otoyol. İtfaiye ekipleri o kamyonda çıkan yangına tam müdahale edecekken birden yakıt deposu alev alıyor ve bomba gibi patlıyor. Hatta şiddetli bir patlama bu. Görüntüde de gelecek. Neyse ki bu patlamada ve yangında kimseye bir şey olmuyor. Sadece 5 araç hasar görmüş durumda. Moskova'da yaşanan görüntüler de bu şekildeydi. Çin'de ise bir kadın alışveriş yapıyor, bir mağazaya gidiyor. Tam mağazada alışveriş yapacak, kıyafet seçecek kendine. Yaşananlar şimdi birkaç saniye sonra gelecek. İnanılmaz. Zemin çöküyor. Bu mağazanın hemen alt katında bir çalışma var, bir inşaat çalışması var. Onu bir kez ekran görebilir miyiz? Bu mağazanın alt katında bir inşaat çalışması var. Alt katta da bir işçi çalışıyor. Ancak büyük ihtimal o kadar oydular ki o inşaat çalışması yapılırken o mağazanın zemini çökünce hem bu alışveriş yapmakta olan kadın hem de alttaki inşaat işçisi yaralanıyor ve olayla ilgili burada da soruşturma başlatılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da ise bir kişi yürüyüş yaparken uçurumdan düşüyor ve hayata nasıl tutunduğunu göreceğiz şimdi. Bu gece görüş kamerasının görüntüsü kayalık ve orada kayalara tutunarak saatlerce bekliyor kurtarılmayı. Eğer elini kaldırsa işte ayakları ve elleriyle nasıl kayalıklara tutunduğunu görüyoruz. Elini ya da böyle ayağını kıpırdatsa uçurumdan daha da aşağı düşecek. O da bir kurtarma görüntüsüydü bu gelen. Dünyada da iklim felaketleri yaşanıyor. Dünyada seller, ne yazık ki fırtınalar insanları hayattan koparıyor. Evet. Ona dair haberimiz de hazır. Onu izleyip devam edebiliriz. İzleyelim. Hindistan'da oluşan dev hortum ve fırtına can aldı. 5 kişinin öldüğü afette 100 kişi yaralandı. Hindistan'ın Bengal eyaletinin batısını fırtına vurdu. Oluşan dev hortum önüne kattığını götürdü. 1000'e yakın ev yerle bir oldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği afet 100 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kazakistan ve Pakistan'da ise seller hayatı felce uğrattı. Kazakistan'da 2000'den fazla kişi tahliye edildi. Pakistan'da 2 ev çöktü. 5'i çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'ın 4 eyaletinde eriyen karlar nedeniyle köylerde taşkınlar yaşandı. Ülkenin güneyi, batısı ve doğusunda karayolları ve köprüler su altında kaldı. Köylere ulaşmakta da güçlük çekiliyor. Selden etkilenen eyaletlerde olağanüstü hal ilan edildi. Köylerden 613 çocuk, 2054 kişi tahliye edildi. 321 helikopterle kurtarıldı. Pakistan'da ise şiddetli yağış felaket getirdi. Yaşanan selde 2 ev çöktü. 5'i çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti. 2 çocuksa sele kapılıp kayboldu. Yine devam ediyoruz. Şimdiki adres Kuveyt olacak. Kuveyt'te bir kişi arazi aracıyla kumsalda gösteri yapmak isterken, belki de sosyal medyada yayınlamak için bir gösteri yapmak isterken başına gelen kazanın görüntüsü olacak. Aracıyla kumsalda ilerliyor. Bir de böyle sağa sola direksiyonda kırıyor. Ancak şimdi ne olacak bak. Sürücü emniyet kemeri de takmamış tabii ki. Emniyet kemeri de takmayınca koltuğundan fırladı. Suyun içine düştü. Şimdi görüntüleri bir daha geliyor. Neyse ki ona bir şey olmuyor. Şimdi görüntülerin devamında var. Biraz sekerek oradan suyun içinden çıkıyor, uzaklaşıyor. Araçta tabii maddi hasar var ama neyse ki canına bir şey gelmemiş öyle diyelim. Hem kumsalda araç kullanmak zaten tehlikeli hem de onun üstüne üstlük bir de emniyet kemeri takmayınca başına gelen de bu şekilde olmuş. kuvvetli bu sürücünün. Bu emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Hani şu görüntüyü bir kez daha görelim mi? Gelsin o görüntü bir kez daha. Uçaklarda vardır ya böyle fırlatma koltuğu. Onun gibi fırlıyor, evet, aslında adam ama tabii çok sağlıksız bir fırlama bu. Direksiyon hakimiyeti kayboluyor ve direkt şoför mahallinden fırlama anı. Araç üzerine de düşebilirdi bu arada. Yani evet, orada boğulup da hayatını kaybedebilirdi ya da üzerine araç düşmesi sebebiyle de hayatını kaybedebilirdi. Aslında bu da böyle bir kıl payı kurtuluşun görüntüsü, evet, diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden de böyle saniyelerle kurtuluşun görüntüsü gelecek. Yolda başıma ne gelebilir ne gelebilir diye düşünen varsa onlara yeni bir fobi. İşte bir adam bir binanın içerisine giriyor ve ondan yaklaşık 2-3 saniye sonra ne geliyor oraya? Bir o neydi? Testere. Şimdi görüntüsü de olacak. Bir metal testere, yakınlarda bulunan bir imalathanedeki o testere kontrolden çıkıyor ve hızlı bir şekilde duvara da ne kadar girdiğini de görüyoruz neredeyse. Yarısının yarısı girmiş duvara. O adama gelse o da Allah korusun hayatını kaybedebilirmiş. Oregon'da da böyle bir görüntü geldi. Tayland'sa bir mücadele içinde. Tayland'da maymunlar, aç kalan maymunlar sokakları işgal etti. Ve güvenlik güçlerinin şu an en büyük kabusu o maymunlar. İşte kafesler kurdular. Ellerinde sapanlarla o maymunları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu maymunlar hem yiyecekler çalıyorlar hem de mallara zarar veriyorlar. Onların da Taylandlı güvenlik güçlerinin kabusu şimdi o maymunlar, onları toplayıp doğal yaşam alanlarına göndermeye çalışıyorlar. Florida'da ise bir kadın sabah uyanıyor, bir bakıyor aracı parçalanmış ve yaklaşık $3000'da bir hasar var aracında. Ne oldu? Kim arabamı bu hale getirdi diye düşünürken bir bakıyor ki işte köpekler, o köpekler araçta bir koku aldı herhalde ki aracı işte sol ön tekerleğin hemen üstünden tamponu da var tabii, sol ön tamponunda da orayı parçalıyorlar ve $3000'lık bir hasar meydana gelmiş. O da uyanınca hayatının şokunu yaşamış. Amerika Birleşik Devletleri, Florida'dan gelen görüntü. Hindistan'da ise bir kahramanlık görüntüsü olacak. Bir kişi acele ediyor. Tramvaya, hareket halindeki trene, trene binmeye çalışıyor. Tabii binemiyor hareket halindeki trene ve eli de o kulpta kalıyor. Trene binmek istediği kulpta kalıyor ve sürüklenmeye başlıyor. Orada bir güvenlik görevlisi var. Kahraman güvenlik görevlisi. O da hiç kendi canını da hiçe sayarak o adamı kurtarmak için hemen hamlede bulunuyor ve onu o rayların içine, altına düşmekten kurtarıyor. O da Hindistan'da kahraman ilan edilmiş durumda. Bu da böyle bir kahramanlık görüntüsüydü. Zafer Söken, teşekkürler. Çalar Saat Bülten sorumlusu dünyanın notlarını, dünyanın konuştuğu konuları anlattı, aktardı ve biz şimdi Türkiye'nin yaşadığı faciayı, İstanbul'da yaşanan yangın faciasını konuşmaya devam edeceğiz. Bugün başlığımız neden bu facia, neden yaşandı, nasıl meydana geldi? Önce bir soru işaretlerine bakalım, sonra NAV Haber'den Merve Görgün bizi facianın merkez üstünde bekliyor. O gece kulübünün olduğu yerde bekliyor. Bu facianın merkezine gideceğiz. Bu kadar işçinin orada olması tabii bir şey... soru işareti. Son yıllarda yangında kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından soru işaretleri birbirini izledi. İhmal var mı? Denetim yapıldı mı? Gece kulübünün bulunduğu yerden olası bir yangında kaçış planı olup olmadığına kadar tüm sorular yanıt bekliyor. Eğer her şey doğru yapılmış olsaydı, bir tedbir alınmış olsaydı yangın çok hızlı şekilde kontrol altına alıp söndürülebilirdi. Ya da insanların kaçmasına müsaade edecek kadar bir zaman yaratılabilirdi. Kaynak yaparken içeride strafor falan var, ondan kaynaklanan bir sıkıntı herhalde. Henüz yangının çıkış sebebi açıklanmadı ama işçilerin içeride kaynak yaptığı belirtiliyor. Türkiye Yangından Korunma Derneği'ne göre alevlerin aniden geniş alana yayılmasının sebebi oradaki inşaat malzemeleri. Muhtemelen tahminlerimize göre İçeride bir ısıl işlem yapılıyor, yani kaynak kesme gibi bir işlem yapılıyor. Bu inşaat ve tarlat malzemeleri tutuşarak büyük bir yangına sebebiyet veriyor. İçeriden hiç kimsenin de kaçamadığını göz önünde bulundurursak ya mimari açıdan yangın kaçış yollarının ve yangın kaçış kapılarının yeterli sayıda ve doğru olmadığı ya da varsa bile önlerine geçişi engelleyici mani aksamlar koyularak bu kaçışların ve geçişlerin imkansız hale getirildiğini söyleyebiliriz. Çok ciddi şekilde inşaat malzemesi ve yapı malzemesi içeride dağınık bir şekilde kümeli. Şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla bir tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş. Ekrem İmamoğlu tadilatın kaçak yürütülmüş olabileceğine dikkat çekti. 1987'de işletmenin ruhsat aldığını, 2018'de de ruhsatın yenilendiğini duyurdu. Son itfaiye raporunun üstündense 18 yıl geçmiş. En son itfaiye raporu 2006'da veriliyor. 2018'de de bir ruhsat yenileme süreci var ilçe belediyesinde. Ama bütün bunlar tabii teknik olarak, idari olarak incelenecek. Üst katları konut olarak kullanılan binada yaşayanlar içinse henüz karar verilmedi. Bina riskli olabilir. Yangında açığa çıkan ısı 900-1100 derecelere kadar çıkabilmekte. Bu sıcaklık seviyesinde binanın taşıyıcı kolonlarında, betonlarında ve demirlerinde de mutlaka deformasyonlar ve hasar oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. Büyük bir facia, 29 kişi, 29 işçi hayatını kaybetti. Adli Tıp'tan, az önce NAV Haber'den Özgür Arslan bağlanmış ve oradaki ailelerin yaşadığı acıyı paylaşmıştı. Şimdi bu facianın yaşandığı yere döneceğiz. İstanbul, Gayrettepe. Gayrettepe'de bizi NAV Haber'den Merve Görgün bekliyor. Merve, günaydın. Facianın yaşandığı yerdesin ve nasıl bir sabah, oradaki insanlar, onlarla belki konuşabilmişsindir. Arkanda hemen bir emniyet şeridi var, onu görüyorum. İtfaiye ekipleri orada, incelemeler devam ediyor. Neden oldu bu facia? 29 insan nasıl hayatını kaybetti? Günaydın İlker Karagöz. Aslında o acının merkezi işte burasıydı. Dün öğle saatlerinde yangın başladı. Aslında şu anda da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis şeritleri çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir itfaiye aracı var. Bir de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zabıta ekipleri de burada. Ben hemen şimdi olay nasıl oldu aslında biraz da onu anlatayım. Bu arkamda gördüğünüz yer hemen o yangının çıktığı gece kulübünün giriş alanı, ama burası normalde kullanılmıyor. Burada Ramazan boyunca bir tadilat vardı. İşte o gördüğünüz kapı tadilat sırasında kullanılıyordu. Bu itfaiye aracının olduğu yerde de o yalıtım malzemelerinin, tadilat malzemelerinin içeriye alım çıkarımı sırasında bu alan kullanılıyordu. Buraya kamyonlar yanaşıyordu. İşçiler de işte oradaydı. Personelle birlikte yaklaşık 30 kişi içerideydi yangın çıktığında. Ramazan boyunca tadilattaydı. Tadilat başladıktan sonra çekilen görüntüler var o tadilat sırasında. İçeride yalıtım malzemelerinin ve tadilat malzemelerinin olduğu görülüyor zaten ki ilk belirlemelere göre de o tadilat sırasında çıkan kıvılcımla bir tüpün patladı ve ondan sonra yangının gerçekleştiği görülüyor. Tabii tedbir alındı mı? Gerekli önlemler alındı mı? İşçiler için, çalışanlar için bir kaçış alanı var mıydı? Hemen ondan da bahsedelim. Görünen o ki bir iş güvenliği alınmış değil. Çünkü dün de biz burada bir görgü tanığıyla konuştuğumuzda ilk çıkan o yangın anında içeriden çıkabilen kişilerin o iş öyle olmamalıydı, ben söylemiştim cümlesini duyan bir görgü tanığı var. Kendisi bunu bize söylemişti. Şimdi ihmalleri şöyle bir bahsedecek olursak burada aslında yangından da farklı bir ihmal daha olduğu gözüküyor. 16 katlı 1970'li yıllarda yapılan bir bina bu bina ve bu binanın altında bir gece kulübü var. O gece kulübünün -1 ve -2. Katta olduğunu hep söylüyorduk biz. Yani binanın aslında bodrum katı gibi düşünün ama görüntülerde, o gece kulübünün paylaşılan görüntülerinde bir kat ya da iki kat, en az bir kat diyebiliriz, kolonlar ve kirişler kesilmiş durumda gözüküyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ekipler geldi, inceleme yaptı. Dün vali de, İstanbul valisi de dedi ki yangından kaynaklı herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak inceleme devam ediyor bina eski olduğu için dedi. Sabah saatlerinde de bu binada oturan ancak yangın sırasında burada olmayan ve ilk defa tekrar evine gelen burada oturan bina sakinlerine sordum. Kolonların, kirişlerin kesildiğiyle ilgili bir bilginiz var mıydı diye. Bilgimiz yok, biz bilmiyoruz dediler. şeyler. Yani burada oturan insanların aslında bir kısmı da o kolonların, kirişlerin kesildiğinden de haberleri yok aslına bakarsanız. Şimdi ne oluyor? İtfaiye rapor hazırladı. İtfaiye raporları incelenecek. Cumhuriyet savcıları görevlendirildi. 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yine İçişleri Bakanlığı'ndan mülki amir görevlendirildi. Çalışma Bakanlığı iş güvenliği konusunda tedbir alındı mı, ihmaller neydi, onları araştıracak, bir o açıdan da bakılacak müfettiş görevlendirildi. Burada durum şu anda bu şekilde, araştırmalar, incelemeler, o soruşturma devam ediyor. Merve Görgün teşekkürler. O araştırmalar, denetlemeler, denetimler hayatını kaybeden 29 kişiyi maalesef geri getirmeyecek. Ama neticede buna benzer başka yerler varsa o denetimlerin orada devam etmesi gerekiyor. Merve Görgün anlattı, aktardı. Facianın merkez üstünden notları bu şekildeydi. Şimdi tekrar gelelim siyaset konusu, siyaset başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibiyle, A takımıyla, partinin önemli karar organıyla toplandı, buluştu. Bakın karşımızda bir Türkiye haritası var ve bu Türkiye haritası bir önceki yerel seçimde sarı bezeliydi. Daha fazla sarıya dönüktü. Şimdi yavaş yavaş ve büyük bir ağırlıkla kırmızıya döndü. Nasıl döndü? Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla konuşurken şunu söyledi. Nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu. Kasıt ya da ihanet varsa sözleri dikkat çekti. Son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin 31 Mart'ta bizi CHP'nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz. Yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. 2002 yılından beri ilk kez AK Parti bir seçimde ikinci parti oldu. Erdoğan Türkiye genelinde ilk kez seçim yenilgisi yaşadı. O mağlubiyet AK Parti MYK'sında masaya yatırıldı. Erdoğan toplantıda ortada sadece oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı da olduğu görülüyor dedi ve kimse hesap sorulamaz değil diye ekledi. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin laüsel olmadığını milletimize göstereceğiz. Mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. 31 Mart seçimlerinde AK Parti oyları %44,33'ten %35,48'e düştü. AK Parti'nin yaşadığı ilk seçim mağlubiyeti sonrası yapılan AK Parti MYK'sında Erdoğan seçim sonuçları ile ilgili hatayı vatandaşta aramayacaklarını dile getirdi. O toplantıda yaşananları AK Parti kaynakları basınla paylaştı. Toplantıda Erdoğan kendisi dahil AK Parti yönetiminde yer alan hiç kimsenin seçim sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi. İl, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Ekonomide yaşanan sorunlar emeklilerin geçim derdi AK Parti'deki kan kaybının nedenleri olarak görüldü. Sandık sonuçları ülkemiz genelinde mali idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Emeklilerimizin serzenişlerini il ziyaretlerimizde zaten görüyorduk. Gerek tek seferlik 5.000 lira ödenmesi, gerek %50'yi bulan maaş zamları, gerekse diğer adımlarla bütçe disiplinini bozmadan üzerimizdeki bu baskıyı hafifletmeye çalıştık ama muvaffak olamadık. Ve Gazze konusu, Erdoğan muhalefetten gelen eleştirileri savuşturamadık diye konuştu MYK'da. Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı, kimi çevreleri ikna etmeyi maalesef başaramadık. Partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Öz eleştiri cesaretle yapılırken AK Parti Genel Merkezi'nin önü neden bu kadar boş kaldı tartışması da devam ederken AK Parti'nin önünde belki de önlerine böyle bir rapor da gelecektir. Cumhurbaşkanı diyor ki nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu. Ekonomiyle mücadele, pahalılıkla mücadele en fazla iktidarın üzerine gitmesi gereken konu. Bir son dakika bilgisi, bağımsız bunun araştırmasını yapıyor, pahalılığın araştırmasını. ENAK grubu, akademisyenler ve ENAK'ın enflasyon rakamları görüyorsunuz 3 haneli. Aylık enflasyon %5,68 ve yıllık enflasyon 3 haneli %124,63. İstanbul Ticaret Odası aylık enflasyonu %3,93 olarak tespit etti İstanbul'un pahalılığını. Sonra yıllık enflasyon %78,25 olarak ilan edildi. Saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in hem aylık hem de yıllık enflasyonunu göreceğiz. Bir öz eleştiri yapılacaksa belki TÜİK'in hesaplamaları üzerinden de bir öz eleştiri yapılmalı. Memura, emekliye TÜİK'in 2 haneli ve vatandaşın cebini tarif etmeyen o enflasyon hesabı üzerinden zamlar yapıldı. Neticede işte bakın yerel seçimlerde nasıl bir sonuç ortaya çıktı. İstanbul seçimine bakalım. İstanbul seçiminde seçim tamamlandı. Sonrasında devam eden itirazlar var. Onu da konuşalım. Sonra NAV ekranlarında çalar saatte Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanı olacak. O misafirimiz olacak. Şimdi burada bir çifte standart var. Rakip siyasi partinin itiraz gerekçelerinin hepsi soyut gerekçeler. CHP'nin İstanbul'da kazandığı Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti itiraz etti. Oyların yeniden sayılmasını istedi. AK Parti'nin itiraz gerekçeleri soyut diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin itiraz ettiği ilçeleri duyurdu. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa'da ve Beykoz'da itiraz etti. Biz de 6 ilçede, Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasıyla ilgili bir itiraz gerçekleştirdik. Çelik, Gaziosmanpaşa'da yapılan itirazın 2. Seçim Kurulu tarafından red aldığını, ardından karar değiştirdiklerini söyledi. 2. Seçim Kurulu'nda red kararı çıkmışken, memur parti temsilcileriyle beraber red kararı vermişken neden karar değişikliğine gitti? Acaba yukarıdan bir siyasi baskı mı var sorusu şu anda zihinlerde. Beykoz'da da yine oyların sayılmasının kararının alınmasına yönelik bir takım siyasi baskıların olduğuna yönelik duyumlarımız var. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa 879 oy farkla kazandıkları İstanbul Gaziosmanpaşa'da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe seçim kuruluna giderek sonuçlara müdahale etmeye kalktığını anlattı katıldığı televizyon programında. Kadın hakimin odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim buyurun diyor. Diyor ki hakime, beni gördünüz de niye ayağa kalkmadınız diyor. Kadın hakim de diyor ki çünkü ben hakimim. CHP'nin itiraz ettiği bir diğer seçim bölgesi ise İstanbul Arnavutköy. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin tutanaklara müdahale ettiğine yönelik bu görüntü itirazın gerekçesi. Efendim herkes onu konuşuyor. Nasıl oldu sadece kendi ilçesinde değil, aynı zamanda Türkiye'nin de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de umudu oldu. Üsküdar'ın yeni belediye başkanı Sinem Hanım, Sinem Dedetaş şu anda NAV ekranlarında çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sinem Dedetaş, belki siz, Sinem Başkan, belki siz kendiniz de anlatacaksınızdır ama ben bir harika bir kariyer, bir mücadele öyküsü, bu şekilde bir giriş yapayım. Haliç Tersanesi AVM yapılmasına itiraz etmiştiniz. İtiraz ettiğiniz için de siyaset yapıyorsunuz denilip uzaklaştırıldınız. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti vardı. AK Parti'nin yönetimi zamanında uzaklaştırıldınız. Gönderildiğiniz yere amir olarak geldiniz. Bir anlatır mısınız bize o hikayeyi de? Aslında orada şöyle bir şey var, yani ben Sinem olarak yasaklanmadım. Genel olarak tersaneye girişler durdurulmuştu. Onu özellikle söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın, tersaneler zaten ağır sanayi bölgeleri evet, olduğu için öyle hani çok rahatlıkla girebileceğiniz alanlar değildir, o ayrı. Ama o dönemde özelleştirilmesi söz konusu olduğu için genel olarak girişlerin, izinli girişleri de durdurmuşlardı. Ben de oda başkanlığı yaptığım için o dönemde aslında kurumsal olarak girebiliriz izinli ama gösterilmek istenmiyordu içeride olanlar. Daha sonra tabii bir görüşme sonucunda Büyükşehir'de genel müdür olarak şehir hatlarına atanınca tabii icracı gelmek orada bence çok da harika işler yapılmasına sebep oldu. Bir hakkın teslimi miydi? Nasıl hissettiniz o gün? Ekrem İmamoğlu tarafından bu görev verildiğinde, ki tersanede size bağlı oldu sonra. Çok şans gibi hissettim açıkçası. O şansı da iyi kullanmam gerektiğini düşündüm ve iyi de işler yaptığımızı düşünüyorum orada. Masal gibi bir şeydi yani, hani çok olabilecek bir durum da değildi yani normal baktığınızda. Hakkın teslimi de diyebiliriz, evet, keyifliydi. Peki şimdi Sinem Hanım, bizim hazırladığımız bir haber var. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış ve bu konuda şimdi mevcuttaki belediye başkanlarına da öğretmenlik, hocalık yapacak bir isim Yılmaz Büyükerşen. Bir Eskişehirli daha var İstanbul'da ve kadın eli Üsküdar'a da değecek dedi. Sinem Dedetaş'tan bahsetti. Kadın eli Üsküdar'a değince neler olacak onu da konuşacağız. Ama Üsküdar Belediyesi'nde ne oluyor, bir izleyelim haberimizi. Eriler gerildi. Ben açık ara aldım. Üsküdar. Beni en çok sevindiren şey diyeyim, aldığım geri dönüşlerde bir umut olduğu insanlarda. Hani ülkeyi terk edecektik, artık etmeyeceğiz. İşte çocuğumuz gidecekti, vazgeçti. Çok kısa sürede böyle geri dönüşler aldım. Tabii bunu duymak muhteşem bir onur. Sadece Üsküdar'a değil, Türkiye'ye umut oldu. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da evinin bulunduğu ilçe artık onun yönetiminde. Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Üsküdar'ın da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanı'nın evi de burada. Bir ziyaret gerçekleşecek mi? Onu planlamadık ama tabii ki seve seve. Sonuçta Cumhurbaşkanımız, ben hani her türlü makamın zaten makamdan kaynaklı saygı duyulması gerektiğini düşünen bir insanım. Devlet adabına da özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlkleri gerçekleştirdi Sinem Dedetaş, yüksek gemi mühendisi. Haliç Tersanesi'nin AVM projesine karşı durmuştu. 2019'dan önce tersaneye giremiyordu. İmamoğlu'nun yönetimi devralmasıyla İstanbul şehir hatlarının da ilk kadın genel müdürü oldu. Hurda deposuna dönen Haliç Tersanesi'nde üretimi başlattı. Dünyanın en eski yaşayan tersanesi haline getirdi. Şehir hatlarını 2 milyon lira borçla devralıp 275 milyon lira kâra geçirdi. Hurdaya çıkan vapurları hizmete soktu. İstanbul'a özgü deniz taksileri tasarladı. Nasıl kazandınız? Bol temas ettik insanları. Hassas, şefkatli, anlayışlı dinleyen ve icraatçı bir yapı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Üsküdar gibi bir yerde hani bir kadın olarak böyle bir zaferle sonuçlanması pek çok algıyı değiştirdi. 31 Mart seçimleri içinde Sinem'de Üsküdar var sloganıyla çıktı yola. Sinem Dedetaş en yakın rakibine AK Parti'ye 7 puan fark attı. En büyük desteği eşinden, ailesinden gördü. Üsküdar'da ilk kadın belediye başkanı olacak inşallah. Annem de biraz ağladı tabii. Babam da çok. Hepsi çok sevinçliydi. Kayınvalidem, kayınpederim. Üsküdarlıların en büyük endişesine karşı da Sinem Dedetaş söz verdi. Validebağ korusu yeşil kalacak dedi. Oranın da bir artık nefes alması lazım. Mağara açıldı, açılacak, o baskı çok fazla insanı endişelendiriyordu. Orası koru olarak kalacak. Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'da en büyük hedeflerinden biri kentsel dönüşüm yaparken kentin tarihi ve kültürel yapısını korumak. İlk adımı da sosyal yardımlar için atacak. Öncelikli olarak tabii sosyal yardımlaşmada hani hemen meclisten geçirmek istediğimiz kararlarımız var, verdiğimiz vaatlerde. Öncelikli olarak işte pazar desteği gibi. Bir zaman yolculuğu gibi oldu size. Böyle geçmişten günümüze, işte şehir hatlarındaki görevini, sonra kampanya süreci. Atalan Üsküdar'ı nasıl geçemedi onu konuşmak istiyoruz. Bir Üsküdar seçim sonucuna da bakalım. Buyurun, 2019 yerel seçimleri ve Hilmi Türkmen %48,35 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak vardı orada. %45,51 oyu vardı. Şimdi 31 Mart 2024'te tablo nasıl değişti? İki ajanstan da görüyorsunuz zaten, eşitlendi. Sinem Dedetaş %49,90 neredeyse, böyle küsurat kalmış %50'ye. Üsküdar'da almış olduğu oy oranı bu %49,90. Hilmi Türkmen %42,37 oya kavuştu. Peki Atalan Üsküdar'a nasıl geçemedi, nasıl oldu? Ne dersiniz? Çok mutluyuz tabii sonuçtan, öncelikle onu söylemek istiyorum. Yıllardır beklenen bir değişimdi bu aslında. Bunun bir parçası olmak da beni çok mutlu ediyor tabii. Güzel bir ekip işi oldu. Bol temas ettik. Yani seçmende de bir yılgınlık vardı aslında. Vaatler anlamında işte tutulmayan sözler. Bir yerde belediye hizmetlerinden memnun olan seçmenimiz var. Bu CHP seçmenin içinde de vardı mesela, yani memnunuz diyenler vardı. Ama bir tarafta da tabii tutulmayan sözler nedeniyle belli kırgınlıklar oluşmuştu. Onun da etkisi var. Biz de bu anlamda bir hani güven oluşturduk ve tazeledik. Yani icraatçı kimliğin burada önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biraz ne yapacaksam onu söyleyen bir insanım. Bunu da seçmenin anladığını, yani kampanyanın en başında şöyle bir düşüncem vardı. Kendi adıma da bunu doğrulamış oldum. İnsanlar ekonomik düzeyleri ya da statüleri, eğitim seviyeleri ne olursa olsun samimiyeti anlayabiliyorlar diye düşünüyorum ben normal hayatımda, Sinem olarak. Onun da doğrulamasını yapmış olduk. Gerçekten hani insanların doğru söyleyip söylemediğini, samimi olup olmadığını, yapıp yapamayacağını değerlendirebilen milletimiz var. Bu anlamda da Üsküdar'la ya bu konu geçti diye düşünüyorum. Burada inandılar yani bunu yapabileceğimize. Şimdi AK Parti bir öz eleştiri içinde. Biz nerede, neden kaybettik araştırması içinde. Ama siz sokağa çıktığınızda bu sonucu alacağınızı gördünüz. Bir takım kırgınlıklar vardı, verilen sözler ve tutulmayan sözler vardı. Neydi mesela? En çok size neyi söylediler? En çok kentsel dönüşüm konuştuk. Otoparkı konuştuk. Ve sosyal yardımları konuştuk aslında. Sosyal yardımda kaygı vardı. Hani gelirseniz bunlar kesilir mi kaygısı vardı. Kentsel dönüşümde ise işte yanlış uygulamalar, mahalle mahalle değişiyor, onu çok konuştuk. Merkez mahallede mesela 800 metrekare birleştirmeyle uygulamaya geçiriz demişler. Bundan memnun olan %10-15 ise geri kalan bunu biz uygulayamıyoruz diye geldi. Tapularını alamayanlar, hisseli parseller, yani mahalle mahalle bütün sorunlar değişiyor ama hani çözülebilir miydi? 10 yılda bir büyük başıma kat edilebilirdi. Ama işte dönüşüm %20'lerde takılmış kalmış. O yüzden insanlar bu verilen sözlerin tutulmadığını, işte Yavuz Türk'te imar artışı yaptık yapacağız falan 8 kat, 10 kat, 15 kat. Bunlar gerçekleşmeyince insanlar da dedi burada doğru gitmeyen bir şey var. O yüzden bunu değiştirelim. Biz de bu noktada zaten bir hani mühendis olmakla da ilgili olabilir. Verisel gittik. Kırgınlıkların nerede olduğunu anlamaya çalıştık. Bunları gerçekten yapabilir miyiz? Onların analizlerini yaptık. Sözlerimizi, vaatlerimizi de orada verdik. Benim vaatlerim hiçbir böyle makro, uçuk kaçık şeyler değil. Ama insanların da ihtiyacının bu olmadığını biliyorduk. Onun doğrulamasını yapmış olduk aslında. İlk iş ne yapacaksınız mazbatayı aldıktan sonra, görevi de devraldıktan sonra onu da soralım. Yılmaz Büyükerşen'in sözlerini de bir hatırlayalım mı? Gelsin ekrana. Bu arada yine İstanbul haritasının nasıl kırmızıya döndüğünü de görüyorsunuz. Ekranlarınıza yansıdı. Üsküdar'a da kadın eli değecek. Hem de Eskişehirli bir kadın. 31 Mart'ta da Üsküdarlıların desteğiyle çok önemli bir başarıya imza atan sevgili Sinem'i yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle kendisi Üsküdar'da çok önemli hizmetlere imza atacak ve uzun yıllarda çalışmalarına devam edecektir diyor Yılmaz Büyükerşen. Bir yandan da Eskişehir'de de bir kadın aday kazandı ve orada da bakalım nasıl bir dönüşüm, değişim, kadının etkisi, kadın elinin etkisi, ona da tanıklık edeceğiz. Yılmaz Büyükerşen'in de bütün belediye başkanları içinde nasıl hocalık yaptığına tanıklık edeceğiz ilerleyen süreçte, önümüzdeki günlerde. Efendim kampanya zamanında bir ufaklık, o da dikkat çekti. Onun da hazırlığı var. Hemen gelsin ekranlara. Sonra mazbata alındıktan sonra Sinem Başkan acaba ilk iş ne yapacak? Siz kıymetli Üsküdarlı hemşerilerimle gel. Ve Ekrem Başkan. Sinem Ekrem Başkan. Sinem Dedetaş. Ekrem Başkan. Sinem Dedetaş. Sinem Dedetaş. Adın ne senin? Mustafa Kemal. Ben şimdi ne konuşayım? Ne konuşursam boş. Merhaba İstanbul. Evet, merhaba İstanbul. Çocuklar, sevgisiyle kazandı. Evet. Sizce mağara yaşından bundan böyle her şey çok güzel olacak. Hadi yaz. Hadi yaz. Mustafa Kemal'in keyfi yerinde. Bir de Ekrem İmamoğlu'ndan öyle kürsüye alabilmek de kolay değildi. Vermemiş. Harikaydı o. O an nasıldı? O an çok harikaydı. Gözleriniz doldu şimdi. Yani sürpriz oldu bize. Yani ben Mustafa Kemal'i tanıyorum. Çünkü daha önce bir 8 Mart'ta Zübeyde Hanım heykeline çiçek bırakmaya gitmiştik. Karanfil bırakmaya gitmiştik. Baktım koşa koşa elinde bir demetle geldi. Bana çiçek verdi 8 Mart'ta. Biz orada tanıştık. Mustafa Kemal'le. Görünce de tabii hani şaşırdım. Elden ele kürsüye gitti. Böyle spontan böyle bir şey oldu. Çok keyifliydi tabii yani hani doğaçlama gelişen bir sürecin olması ve o kadar kürsü hakimiyeti var ki bir de ismini de öyle haykırınca tabii tüylerimiz diken diken oldu. Burada ben her zaman Cumhuriyet'in yarattığı fırsat eşitliğine dikkat çekiyorum. Buna da dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğitimlerini devlette almış bir genç kız ve şu an bir kadın olarak da gerçekten Cumhuriyet olmasaydı buralarda olamazdık. O yüzden kuruluşundan bu yana emek veren başta atamız olmak üzere emeği geçen herkese tabii ki şükranlarımızı sunmak zorundayız. Yoksa biz buralara gelemezdik. Peki o zaman efendim ilk iş ne yapacaksınız? Mazbatayı aldınız. Bu arada Üsküdar Belediyesi'nde durum ne? Şu an bugün 11'de toplantımız var. Evet. Yani toplantıları var. İtirazlar yapıldı çünkü. Onlara geçerli mi değil mi bakacaklar. Bugün aşağı yukarı belli olur mazbatayı bayramdan önce alıp alamayacağımız. Peki hani böyle çalışan kişi böyle belediyeye gittiğinizde girdiğinizde hani rastlayabiliyor musunuz ya da ekibinizden gidip de bir bakan var mı? Yani sosyal medyaya düşen bir takım şeyler evet, var ama sonra yani bunların doğruluğu tartışılması lazım. Ben gitmedim açıkçası henüz belediyeye, mazbatayı henüz almadım. Bir usulü takip etmeyi düşünüyorum orada da. İnsanlar tedirgin olabilirler, gerek yok. Ama biz mazbatayı aldıktan sonraki süreçlerde zaten 2019'da da bunu yaşamıştık biz yani. Belgeler gitti, geldi işte şöyle oldu, böyle oldu, kasa boşaltıldı. Bunlar ola da biliyor. Bunun gördük, bunu yaşadık. Var. Ama hukuki süreçler olduğu için her biri takip edilebilir. Yani meclis olmadan alınan kararlar zaten iptale gidiyor. Onun harici dijital izler takip edilebiliyor. Yani bunların her biri takipli süreçler. Biz bunun takibinde olacağız. Ama sizde bir endişe yok. Yok, hiçbir endişem yok. Yani ne bulacağımızla ilgili bir endişem var ama nasıl ne yani? Kadar negatif kasayla olursa tabii çünkü ben şehir hatlarına geldiğimde kasa eksi 2 milyondu mesela. Bırakırken 276 ile bıraktık yani hani artı. Yani bunlar olabiliyor. Şimdi eksi bir kasa alıp personelin maaşı ödenecek, her şey yapacak, süreçler devam edecek. Bununla ilgili tabii ki endişe değil ama bu böyle bir olasılığın olduğunu biliyorum. Olsun, en kötüsüne de hazırlıklıyız bir şekilde. Öyle bile olsa artıya geçmenin formülü de sizde var galiba. Var yani biz bunu başardık daha önce. Burada da aynı hassasiyette. Özellikle biz hani bir önceki dönemde tasarrufları biraz arttırdık. Bir de süreçleri verimli yönettik. Burada da aynı şeyleri yapacağız. Ama önce bir devralalım, bir gerçek durumu görelim. Şimdi dün akşam da iftardan buluştunuz. Belediye başkanları ve belediye başkanı evet. İşte o 31 Mart yarışına giren isimlerle. Gelsin o fotoğrafta Üsküdar fotoğrafını alalım. Dün akşam hani belediye başkanları nerede buluştu, nasıl buluştu? Bir yandan da siz bize anlatır mısınız? Tabii dün böyle bir toplantı yaptık Sayın Başkanımız ve İl Başkanımızın önderliğinde. Genel Başkan Yardımcımız da vardı aramızda. Bütün ilçeler bir araya geldik ve süreçleri değerlendirdik. Bundan sonra ilçesi devam edenler, işte muhalif partilerden alınanlar şeklinde tabii bir karma grubuz şu anda belediye başkanları içinde. Yol haritasını sevgili başkanlarımızdan dinledik. Burada kafamıza takılan soruları birbirimizle konuştuk. Bu toplantının tabii en önemli ve güzel tarafı hani o ortak aklın hemen kurulmuş olması, destek mekanizmalarının çalışıyor olması. Orada süreçler de konuşuldu, davranış biçimleri konuşuldu. Sayın Başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz tarzını zaten hani seçimler alındıktan sonra artık herkesin belediye başkanıyız. Bununla ilgili de konuşmalar oldu. Rozet çıkmış, taktınız mı bilmiyorum ama rozet yok şu an yakınızda. Ben hep bayrakla gezdim, evet ama bu süreçler konuşuldu. Gayet verimli, güzel bir toplantı geçirdik. Sonrasında da iftarımızı yaptık. Peki efendim, İlk iş ne olacak? Sosyal yardımlar mı? Nasıl adımlar atacaksınız? Onu da dinleyelim. Evet, önce tabii meclisi toplayıp bir karar almamız gerekiyor. Benim aklımda ilk iş olarak bu emeklere vereceğimiz destek var. Bir pazar desteği açıklamıştık. Onu hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. İmar konuları, kentsel dönüşüm, işte afet müdürlüğünün kurulmasıyla başlayacak süreçler var. O müdürlüğü kurmak da ilk işlerimizin arasında olacak. Eş zamanlı, daha önce programlarda söylediğimiz gibi eş zamanlı süreçler yürütmemiz lazım burada. Hani ilk anda başlayacak pek çok sıralı iş var. Ama öncelikle hızlı hayata geçirebileceğimiz, insanlara hani hemen hızlıca faydalı olabileceğimiz işlerden başlamamız lazım. O yüzden desteklerle başlayacağız. Sakin ve kararlı adımlar olacak galiba. Sesinizin tonundan benim anladığım bu. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, anlattınız. Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı. Kendisi 31 Mart 2024'te seçildi ve göreve başlamak için artık gün sayıyor. Belki de saat sayıyor. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, çok anlattınız, paylaştınız. Mustafa Kemal'e de teşekkür edelim. Kesinlikle. Sağ olun. Şimdi devam edeceğiz. Acaba böyle bu sonuçların ardından bir erken seçim gündeme gelir mi? Gelir mi bu arada erken seçim? Türkiye'nin gündeminde olmalı mı? Ne dersiniz? Hep konuşuluyor yani erken seçim olur diye ama bilmiyorum. Tabii süreçler birbirine çok bağlı. Dünyanın durumu da bizi çok iyi etkiliyor. O yüzden hani benim çok yorum yapacağım bir şey değil ama genel yorumlarda gördüğüm bir erken seçim olabilir deniyor, evet. Özgür Özel de buna halk karar verecek dedi. Vatandaşlar karar verecek dedi. İsterseniz buradaki tartışmayı da paylaşalım. Size söz veriyorum, 2. yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. CHP'nin seçim zaferi sonrası ortaya çıkan tablo erken seçim tartışmalarında başlatır mı? Türkiye'nin 1. partisinin genel başkanı Özgür Özel, İsmail Saymaz'a konuştu. Erken seçim çağrısı yapmayacağını söyledi. Gerekçesini de açıkladı. Ben erken seçim ve güvensizlik oyu söyleminden kaçıyorum. Sebebi de şu, meydanlarda bir söz verdim. AK Partili ve MHP'li seçmene sizden iktidara sarı kart göstermenizi istiyorum dedim. Seçimi kazandıktan sonra bu güvensizlik oyudur. Erken seçime gir dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP'lilere haksızlık yapmış olurum. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçim çağrısını ilk kez dile getiren Cumhur İttifakı eski ortağı Yeniden Refah Partisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada önümüzde 4 yıl fazla süre var diyerek erken seçim olmayacağı mesajını verdi. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdim. Önümüzdeki yaklaşık 4-4,5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Erdoğan'ın telaşla 4 yıl seçim yok demesi kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlara şu teminatı verdim. Bu bir yerel seçim. Ertesi gün gördünüz mü bak hükümet değişmeli dersek o seçmeni kandırmış olurum. Seçmen 22 yıllık siyasi tabloyu değiştirmeye karar verdi diyen Özgür Özel 31 Mart seçim sonucunun hükümete önemli uyarı olduğunu söyledi. Ama halk erken seçim talep ederse de karşısında durmayız dedi. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız. Ama bunu talep edecek olan biz değiliz. Halkın kendisidir. Bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Bu çağrıların tabii mantığı yok. Genel seçim 14 Mayıs 28 Mayıs sürecinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. AK Parti cephesinden gelen son açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel de biz erken seçim talep etmeyeceğiz. Halk isterse olur diyor. Efendim şimdi molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde haberlerimiz var ama aynı zamanda saatler tam onu gösterdiğinde TÜİK enflasyon verilerini de açıklayacak. Ve biz burada şunu sormak istiyoruz. Öncesinde soralım çünkü tutmayacağını biliyoruz. Vatandaşın enflasyonuyla yaşadığı pahalılıkla ya da pahalılığın tarifiyle TÜİK'in açıkladığı rakamlar birbirini neden tutmuyor? Bugünkü başlığımız neden? Bir molaya gidelim, dönüşte konuşalım. Efendim günaydın bir kez daha, dakikalar kaldı. TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu ilan etmesine görüyorsunuz. TÜİK'in ana sayfası 2 dakika 47-46 saniye sonra Türkiye Mart ayı enflasyonunu öğrenmiş olacak. Ama öncesinde biz düne gideceğiz ve dün yaşanan facianın yeni gelişmelerine bakacağız. Hem acının merkez üstünde hem de o acının yaşandığı yerde arkadaşlarımız Nav Haber'den muhabir arkadaşlarımız bekliyor. Özgür Arslan adli tıpta ve bu facianın gerçekleştiği yerde de Merve Görgün bizleri bekliyor. Dakikalar sonra yine bu noktalara bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ama dün ne oldu, ne yaşandı? 29 işçi hayatını neden kaybetti? O haber. Nasıl İstanbul? İbrahim, Şivanlar içeride, ata içeride. İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yangın çıktı. Onlarca işçi tadilat için içerideydi. Dakikalar geçtikçe acı katlandı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. İlk raporlara göre yangın sırasında tüp patlaması alevleri parlattı. Sardı dış cepheyi. Apartmanlar ne durumda? İçerisi ne durumda? Tam da giriş orası ha. Milleti boşaltmalar lazım. Baban çıktı bak Emre, baban çıktı. Bu bina yanıyor. Her taraf kilit gördüğünüz gibi. Burada kimse yok. Hepsini hastaneye götürüyoruz. Gayrettepe'de bulunan bu 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katı yıllardır gece kulübü olarak faaliyet gösteriyordu. İçeride ise iddiaya göre tadilat vardı. İşte yapılan ilk açıklamalara göre o tadilat sırasında yangın çıktı ve o sırada da içeride çok sayıda kişi vardı. Bir şey patlamış diyor. Yani bu makine gibi bir şey patlamış, odur. Onu öyle diyorlar. Bilmiyoruz ama nasıl bir patlamaysa yani burası bir facia dönmüş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. İşte o gece kulübü 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında büyük bir işletmeydi. Günlerdir tadilat nedeniyle hizmet vermiyordu. İşçiler çalışıyordu. Öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede katları sardı. İtfaiye aradım ben, geliyorlar. Aradın mı? Aradım, geliyorlar. Eşi çıkmış, amcası içeride, çocuklar orada. Herkesin birisi var. Burayı açın. Kalabalık bir açılsın. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşındı. Hastaneye kaldırıldılar ama acı haberler birbirini izledi. Yaşanan tam bir faciaydı. 29 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin tadilat için içeride olan işçiler olduğu açıklandı. Çalışanlardan da büyük bir ihtimal içerisinde mahsur kaldılar. İçeride belli bir kısım çalışanlar ve tadilat için gelen çalışanların olduğunu duyduk. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alevler söndürüldü. Şimdi ise itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürüldü. Kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Süreç bu şekilde, hepimizin başı sağ olsun. İtfaiye ekipleri henüz raporu tamamlamadı ancak ilk belirlemelere göre yangın sırasında tüp patladı. Elyaflarda alev alınca yangın şiddetlendi. Aman Allah'ım. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 müfettiş, 3 savcı görevlendirildi. Başta 2 iş yeri ortağı, mesul müdür, muhasebeci, işletme müdürü ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu olmak üzere gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Gece kulübü ortaklarının ve işletme müdürünün kasten yaralamadan suç kayıtları olduğu belirlendi. Ve işte görüyorsunuz TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Aylık olarak Mart ayının enflasyonu %3,16 olurken yıllık enflasyon %68,50 olarak gerçekleşti. Sürekli ama sürekli vatandaşın enflasyonuyla TÜİK'in enflasyonunun birbirini tutmadığına tanıklık ediyoruz. Neden diye de soralım. Peki ENAK ne hesapladı? %5,68 aylık enflasyon Mart ayında. Bağımsız akademisyenler hesapları böyle. Sizin hesabınıza göre nedir acaba? Yıllık enflasyon 3 haneli. ENAK'a göre %124,63. İşte TÜİK de şunu söylüyor. %3,16 yani aylık enflasyon, yıllık enflasyon %68,50. Şimdi hemen şu anda acının merkez üssü haline gelmiş olan yere, adrese, durağa gideceğiz. Adli Tıbba Nav Haber'den Özgür Arslan bizleri bekliyor. Hayatını kaybeden 29 işçinin aileleri adli tıpta. Özgür. İlker Karagöz, ne yazık ki bu tarz faciaların ardından acının bir diğer merkezi Adli Tıp Kurumu oluyor. Bu olayda da yine aynı şeyler yaşanıyor. Benzer şeylerle karşı karşıya durumdayız. 29 kişi o patlamanın ve yangının ardından yaralanıp hayatını kaybedenler. Öncelikle çevredeki hastanelere sevk edilmişlerdi. Sonrasında ise ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildiler. Akşam saat 19 civarında hastanelerden çıkarılan, işte hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gelmişti. 29 kişiydi. Geriye 20 kişinin cenazeleri ailelerine tespit edildi. Geriye kalan 9 kişi var. Bunların da ikisinin yabancı uyruklu olduğu yönünde tespitler var. 7 kişi ise Türk vatandaşı. Fakat bu 9 kişinin yakınlarından herhangi biri şu anda adli tıp kurumunda değil. Dolayısıyla herhangi bir isim de açıklamıyoruz. Çünkü henüz aileler şehir dışında olabilirler, şehir dışından geliyor olabilirler. Henüz bir cenazelerinin olduğunu bilmiyor olabilir yakınları. Belki buraya geldiklerinde öğrenecekler. Bu sebeple herhangi bir isim paylaşılmamakla beraber burada ikisi yabancı uyruklu. Daha doğrusu birisi yabancı uyruklu, birinin kimliği henüz tespit edilememiş olarak görünüyor. Diğer 7 kişinin de Türk vatandaşı olduğunu söyleyelim. Onların cenazeleri hala burada. Adli Tıp Kurumu önemli bir nokta. Çünkü bundan sonrası için ailelerin eline hak arayışlarında, belki adalet arayışlarında, hayatını kaybedenlerin ölüme sürüklenmesine sebep olan o ihmallerin hesabının sorulması noktasında Adli Tıp Kurumu'nun kritik bir önemi var. Hayatlarını nasıl kaybettiler? Dumandan mı etkilendiler, alevlerden mi etkilendiler, yoksa çalışma sırasında bir patlama yaşandı, ondan mı etkilendiler, hayatlarını nasıl kaybettiler? O burada tespit edilecek. Ne kadar kısa süre içerisinde hayatlarını kaybettiler, neler yaşandı? O burada tespit edilecek. Dolayısıyla bu da soruşturmanın bir diğer parçası aslında. Çünkü gözaltına alınan kişilerin belirli sorumlulukları var. İş yeri sahibinden iş güvenliği uzmanına kadar. Hatta burada idari olarak da sorumluluğu olan insanlar var. Belediyelerdeki resmi görevlilere kadar herkesin sorumluluğu var. Sorumluluklarda kimlerin ne derece payı var, kimler ne derece ceza alacaklar, bunların da tespit edilebilmesi için, bu cezaların oranlarının belirlenmesi için de Adli Tıp Kurumu önemli bir nokta olduğu için de cenazeler buraya getirilmişti. 9 kişinin cenazesi hala burada, aileleri bekleniyor. Onlar geldikten sonra da yakınlarına teslim edilecekler ve onlar da son yolculuklarına uğurlanacaklar. Özgür Aslan, teşekkürler. Şimdi de facianın yaşandığı yere gideceğiz. Merve Görgün bizleri bekliyor. Merve. İlker Karagöz diye ilk yayınımızın hemen ardından apartman yöneticisi buraya geldi. Onunla konuşma imkanı bulduk. Apartman yöneticisi içeriye girmek istedi aslında ama bina tahliye edildiği için dün akşamdan itibaren apartmanda şu an kalan biri olmadığı bilgisini aldık. Sadece işte acil ihtiyaçları olanlar, içeriden ilaç alması gereken kişiler içeriye alınıyor polis tarafından. Zaten olay anından itibaren de binanın çevresi güvenlik önlemleri alınmış durumda. Apartman yöneticisine bazı sorularımız oldu. Kolonların kesildiği iddiası vardı. Bu soruyu yönelttik kendisine. Uzun yıllardır bu binada, bu 16 katlı binada oturduğunu, 3. 4. katta, şimdi katı tam olarak hatırlayamayacağım ama 3. ya da 4. katta oturduğunu söyledi. Yıllardır bu binada oturduğunu söyledi. Bir kolon kesildiğini bilmiyorum dedi. Yani kolon kesilmedi olarak biliyorum dedi kendisi. Onun dışında tahliyeden bahsettik. Bir de şikayet, zaten biz yıllardır bu gece kulübüyle ilgili apartman olarak şikayette bulunuyorduk. Gece kulübünü burada istemiyorduk. Hem geçmişinden dolayı bazı sorunlu olayların yaşandığı için hem de gürültüden dolayı apartmanların altında böyle bir gece kulübünün olmasını istemediklerini söyledi. Yetkililerin her ne kadar şikayet yok apartman sakinlerinden açıklaması olsa da aslında biz sıkça beyaz masaya şikayette bulunduk dedi. Şimdi hemen arkamda kameraman arkadaşım Ömür Dikme gösterecek. O yanan gece kulübünün olduğu bina var. Hep tartışılıyor, işçiler, o kadar fazla sayıda işçi o tadilat sırasında, o patlama ile birlikte çıkan yangın sırasında nasıl oldu da kaçamadı diye. İşte hemen arka tarafta gördüğünüz bir giriş var. Oraya uzunca aslında büyük bir merdivenden geçiliyor. Ardından da bir antre çıkıyor. O antreden sonra da sağa dönünce artık gece kulübüne çıkılıyor. Ancak iddiaya göre bu kapıda çok fazla tadilat malzemesi olduğu için ve apartman yöneticisinin de patlama bu noktada oldu beyanına dayanarak da işçilerin o iki kapıdan da çıkmasının ve dumandan dolayı da kaçış güzergahını bulabilmelerinin zor olduğu iddiaları söyleniyor. Merve Görgün, teşekkürler. Yanlış kan komaya soktu diye bir haberimiz var. Bir tarafta yani memlekette yaşanan acılar, facialar, onları konuşuyoruz. Diğer taraftan işte Merve anlattı, Sevgi anlattı. Diğer taraftan memleketimizden de o acı haberler, onlar da geliyor ya da işte insanların yüreğini burkan haberlerde. Şimdi gideceğimiz yer Batman, yanlış kan sebebiyle ortaya çıkan o zor durum. Yanlış kan olma vermişler. Benim evladıma niye öyle yanlış kan veriyorlar? Gencecik benim oğlum, niye öyle yapıyorlar? Düzenli olarak kan alması gerekiyordu. Hastaneye son gittiğinde iddiaya göre yanlış kan verildi. 24 yaşındaki talasemi hastası genç komaya girdi. İnsanın canı bu kadar pasif olur mu ya? Şu anda yoğun bakımdadır. Çıkıp çıkmayacağı da belli değildir. Furkan İçyar 24 yaşında, talasemi hastası. Hastalık Akdeniz anemisi olarak da biliniyor. Vücutta sağlıklı olarak yer alan kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen bir kan bozukluğu talasemi. Batman'da yaşayan talasemi hastası genç 15-20 günde bir kan alıyordu. Önceki sabahta kan almak için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yanında yatan arkadaşı bana telefon açtı. Oğluna yanlış kan vermişler. Çabuk gelin. Bayılmış. İddiaya göre 30 saniye kadar süren kan verme işlemi sonrası baygınlık geçirdi Furkan İçyar. Bir daha da gözlerini açamadı. Komaya girdi. Ben gelmişim hemşire diyorum, oğlum nerede diyor, götürdüler. İçyar ailesi oğullarına yanlış kan verildiğini ileri sürdü. Biz geldiğimiz zaman onu yoğun bakıma almışlar. Oradaki hemşirelere biz sorduk, bizi kovar gibi yaptılar zaten. Furkan İçyar hala yoğun bakımda. Ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü durumu valiliğe bildirdiklerini, valilikten açıklama yapılacağını söyledi. Bir daha bu yanlış yapılmaması için ben şikayetçi olacağım. Gideceği yere kadar gitsin. Bugün benim oğlum başına geldi, yarın başkasının başına gelecek. Yazık değil mi bu hasta çocuklara? 11 yaşındaki Davut'tan günlerdir haber alınamıyordu. Maalesef acı haber var. Dalgıç polisler, 48 arama kurtarma personeli, yüzlerce vatandaş canla başla onu arıyordu. Dereden geçerken akıntıya kapılıp gözden kaybolan 11 yaşındaki Davut'tan 10 gün sonra acı haber geldi. 11 yaşındaki Davut Kara, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 kadın yakınıyla birlikte inek otlatmak için gitmişti Cırcıp Deresi kenarına. Karşıdan karşıya geçerken suya kapıldı. Kadınlar vatandaşlarca kurtarıldı ama Davut bulunamadı. Ailesi o gün bugündür endişeli bir bekleyiş içindeydi ve maalesef 10 günün sonunda gelen haber acı oldu. Ekipler düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Derede suya kapılıp hayatını kaybeden 11 yaşındaki Davut Kara'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını Türk sinemasına adamıştı ve zaten bu yüzden de lakabı Bay Sinema'ydı. Türker İnanoğlu 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onlar da benim gibi işportacı. Mahallelim ve komşularım. Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar. Sağ ol. Kim bilir o çocuk ne kadar mutludur. Boşver kahraman, efkarlanmaya değmez. Türk sinema ve tiyatrosunu gelecek nesillere taşıyacak ölümsüz bir eser bırakmak istedim. Yönetmen, senarist, yapımcı, Türk sinemasının duayen ismiydi o. Bay Sineması'ydı. Hafızalara kazınan sayısız Yeşilçam filminde onun imzası vardı. Türk televizyonları da birçok ilki onunla yaşadı. Defalarca ödüle layık görüldü. Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşama veda etti. Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım, seni seviyorum. Ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlenen Adana 30. Altın Koza Film Festivali'nde emeğe saygı ödülünün sahibi olmuştu. Ama rahatsızlığı sebebiyle gidemedi törene. Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bizzat takdim etti İnanoğlu'na. O anlar son görüntülerinden biri oldu. Biz sizin eserlerinizi uzun yıllar izleyerek çok büyük mutluluk duyacağız. Bunu kabul buyurursanız bize olur dersiniz. Türker İnanoğlu 88 yaşındaydı. İstanbul'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar çabaladı ama kurtarılamadı İnanoğlu. Ben bugüne dek onlarca onur ödülü, belki yüzlerce, bine yakın ödüller aldım. Türker İnanoğlu, sinema sanatçısı Gülşen Bubikoğlu ile evliydi. 64 yıldır da kendi kurduğu film şirketinin başındaydı. yanımda. Türk sinemasının duayen ismi Perşembe günü İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kanlıca'da aile mezarlığında toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin. Şimdi de usta oyuncu Kadir İnanır diyeceğiz. Ondan iyi haber var. Kadir İnanır'dan yoğun bakımdan çıktı. Hey! Taş kesin ulan! Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı. Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Yeşilçam'ın usta ismi beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hızla ameliyata alınmış, ardından da tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti. Sevenlerinin yüzünü güldürecek haberi doktor verdi. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Her gün daha çelikleşmiş olarak çıkacağım karşına. İnanır'ın rehabilitasyon süreci önceki hastalıkları da göz önüne alındığında biraz uzun sürecek. Bu süreçte birinci derece yakınları haricinde ziyaretçi kabul etmeyecek. Sıkıysa gık deyin. Yine iftira atın da göreyim. Kaç kuruşluk erkeksiniz? Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Bugünün son dakikasını ve önemli bir gelişmesini de paylaşacağız. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. ENAK da açıkladı. ENAK %5,68 olarak, TÜİK ise aylık enflasyonu %3,16 olarak ilan ederken yıllık enflasyon 3 haneli ENAK'ta %124,63, TÜİK'te %68,50. Peki uzun süredir madde sepetini de açıklamıyordu TÜİK. Bununla ilgili DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan da bir açıklama var. Buyurun. Kazandığımız davada karar kesinleşti. TÜİK madde fiyat listesini derhal açıklamak zorunda. TÜİK İdare Mahkemesi kararlarını uygulamazken mahkeme kararlarını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Ancak yaptıkları istinaf başvuruları da reddedildi. Kesinleşen yargı kararının ardından TÜİK'e 2 Nisan 2024'te İdare Mahkemesi kararını uygulaması için talepte bulunduk. Enflasyon sepetini açıklamaya çağırıyoruz diyor Arzu Çerkezoğlu. Yani bu hesapları nereden yapıyor? Marketi neresi? Çarşısı, pazarı neresi bu TÜİK'in? DİSK öğrenmek istiyor ve mahkeme kararı da DİSK'in başvurusu neticesinde ve DİSK'in lehine sonuçlandı. Şimdi hızlı bir şekilde mola. 3 Nisan çarşamba gününde yoğun bir gündemle karşınızdaydık. Şimdi Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Kitaplarımız var, onları da göstereyim. O şekilde vedalaşmış olalım. Burcu Aktaş, İstasyonda Vals kitabı. Mor Konan, Beyaz Kapısı ve burada Gülümse İzmit, İzmit Belediyesi'nden gelen bir çalışma. Balıklardan Fal Tuttum, Berrin Yelken Biçer'in kitabı, öykü kitabı. Burada Acar Baltaş, Hayat En Çok iyileri Kırar, Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları. Akşehir'in Aydınlık Yüzü Öğretmen Okulu hazırlayan Ahmet Üresin. Yaşa Der Antoloji hazırlayan Muzaffer Kalaba bir kitap daha. O da son kitabımız bugün için. İnsanlığın Aradığı Huzur ve İstikrar. İnsan Merkezli Gerçek Demokrasi Kemal Ay'ın kitabıydı. Kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde buradayız. Siz de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun olabildiğince.